Efendim iyi akşamlar. Kulis Ankara'da birlikteyiz. Bu hafta Kulis Ankara'yı İstanbul stüdyolarından, TV5'in İstanbul stüdyolarından gerçekleştiriyoruz. Ama yine Ankara'yı, yine siyaseti, yine Türkiye'yi konuşmaya çalışacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarını tartışmaya çalışacağız. Önemli bir konuk ağırlıyoruz. Neden önemli? Çünkü bir dönem AK Parti'nin en önemli isimleri arasındaydı. En önemli isimlerinden birisiydi. AK Parti'nin içerisinde AK Parti'ye yönelik eleştirileri ilk dile getiren isimlerden biri oldu. Gerçekten konuşmanın çok zor olduğu bir dönemde bazı şeyler yanlış gidiyor diyen ilk isimdi neredeyse. Londra'dan Doktor Turhan Çömez bizimle beraber yayın akışı içerisinde 2008 yılında bugün AK Parti'den ayrılan birçok ismin, yeni parti kuran yeni oluşumların başındaki isimlerin bugün yeni yeni dillendirmeye çalıştığı eleştirileri 2008 yılında çok ilginç cümlelerle, gerçekten çok çarpıcı cümlelerle dile getiren bir isimdi. Yayın akışı içerisinde bu ilginç videoyu paylaşacağız. Biraz da nostalji olacak. Gerçekten beni izlediğimde etkilemişti. O videoyu izlediğimizde neden etkilediğini de anlatacağım. Turhan Çömez Londra'dan bizimle beraber ama İstanbul stüdyomuzda da yine değerli gazeteci dostumuz Gökçen Göksal soru ve yorumlarıyla bize katkıda bulunacak. Turhan Bey hoş geldiniz. Merhaba efendim, iyi yayınlar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bir geldiniz, göründünüz. Biz de sizi yine Kulis Ankara programında Türkiye'ye geldiğinizde 12 yıllık, ben sürgün diyorum, siz bilmiyorum nasıl tanımlıyorsunuz o zor süreci. Geldiniz Türkiye'ye, sonra kayboldunuz, tekrar Londra'ya döndünüz. Öncelikle genel bir soruyla nasılsınız? Londra'da neler yapıyorsunuz? Biraz oradan başlayalım. Çok teşekkür ederim. Tabii ki 12 yıllık bir hasret geçen yıl Ağustos 30 itibariyle bitti ve ben Türkiye'ye geldim. Büyük bir heyecanla koştum, büyük bir sevgiyle, özlemle koştum ülkeme, sevdiklerime, dostlarıma, herkese, taşına, toprağına. Fakat 12 yıl boyunca İngiltere'de kurduğum bir düzen vardı maalesef. Onu bıçakla kesip atmak kadar kolay değildi, bırakmak, terk etmek. Bir üniversite hastanesinde genel cerrahi uzmanıyım. Orada önemli ameliyatlar yapıyorum, hekim yetiştiriyorum. 10 yıldır buradayım. Onun ötesinde yaklaşık 500 bin civarında Türkçe konuşan bir toplum var. Türkiye'li var, Türk var İngiltere genelinde. Ve onların önemli sağlık sorunları olduğunda ne yazık ki başvuracak yerleri yok. Onlara bir mekan açtım, bir sağlık merkezi açtım. Türkiye'den gelen doktor arkadaşları da yanıma alarak, yaklaşık 20 doktor arkadaşımızla beraber bu hizmeti de vermeye çalışıyoruz. Bu itibarla bir çırpıda hepsini bırakmak çok kolay olmadı. Tabii gelip gidiyorum Türkiye'ye. Fakat uzun vadeli olarak henüz planlarım netleşmedi. Hem Türkiye'nin özellikle siyasi gündemini çok yakından takip ediyorum. Değerli arkadaşlarım var. Sizin gibi çok bilgili, deneyimli yorumculardan, gazetecilerden aldığım intibalar var, izlenimler var. Hem ülkemi izliyorum, hem bir taraftan da mesleğimi icra ediyorum, hizmet etmeye gayret ediyorum. O 12 yıllık gerçekten sürgün dönemi zor olmalı, mutlaka zor. Memleket hasreti, vatan hasreti. Burada bir dönem gerçekten siyasetin en etkili isimlerinden biriydiniz. AK Parti'nin en bilinen, söyledikleri en çok merak edilen isimlerinden biriydiniz. Ama sonra İngiltere'de işte bir hapishane dönemi de var. Kolay değil yani, bu kadar siyasetin merkezinde bir isimken bir anda bilmediğiniz bir ülkede mahkum olmak. Biraz da o psikolojiyi alabilir miyim? Neler yaşadınız? Gerçekten bir insani boyutuyla merak ettiğim için. Tabii gurbette yaşamak çok zor, gerçekten çok zor ve İngiliz hükümetine konmuş bazı baskılar veya perde arkası pazarlıklar neticesinde benim sanıyorum Türkiye'ye iade edilmem ve Silivri'ye konmam konusunda bir karar ortaya kondu.
Bir gün tabii bu arada ben dil öğrenmeye çalışıyorum, doktor olma mücadelesi var, sınavlara hazırlanıyorum, ekonomik sıkıntılarım var, korkunç bir kaosla uğraşıyorum o esnada. Bir gün bir telefon aldım yakındaki bir polis istasyonundan. Lütfen gelir misiniz bir görüşme yapalım dendi. Ben de gayet medeni bir şekilde gittim. Çok güzel ağırladılar. Önce bir interview yapıldı, konuşuldu. Sonra dediler ki sizi tutukluyoruz. Gerekçe sizi Türkiye'ye göndereceğiz. Sebep bilmiyoruz. Ve onun üzerine işte üzerimdeki eşyalar alındı, telefonlarım alındı ama çok medeni bir şekilde. Yaklaşık 12 saat süren uzun, yorucu ve kabus dolu bir yolculuktan sonra kendimi bir hapishane hücresinde buldum gecenin saat 3'ünde. Vardığımda işte hapishane kıyafetleri giydirildi ve hapishane doktoruna önce muayene olmam gerekti. Doktora gittiğimde kocaman bir dosya var önünde ve beni muayene etmeye başladı. Ne iş yapıyorsun diye sordu. Doktorum ben dedim. Öyle deyince önce bir yüzüme baktı. Burada terörist yazıyor dedi. Ve tabii benim için korkunç bir tabloydu bu. İnanılmaz bir travmaydı, inanılmaz bir acıydı. Yıllarca ülkemde inanarak samimi bir şekilde mücadele etmiş, hiçbir yanlışın, hiçbir yolsuzluğun, hiçbir usulsüzlüğün, hiçbir haksızlığın içine girmemiş biri olarak kendimi İngiliz zindanlarında terörist olarak buldum. Ve tabii bunun üzerinden yani bu travmayı atlatabilmek çok zordu benim için. Çok korku dolu günler ve kaos yaşadım. Çok sıkıntılı günler yaşadım cezaevinde. Turan Bey, aslında bugün de farklı Küçük bir değil. oda Yani verdiler bir bana. şey araya gireyim. Bugün de gerçekten birçok avukatın, akademisyenin, siyasetçinin önünde maalesef terörist damgası vurulabiliyor çok kolaylıkla. Siz onu söyleyince o geldi aklıma. Devam edin lütfen. Evet, tabii küçük bir hücreye kondum orada. Doktor çok üzüldü bu duruma. Mutlaka bunun arkasında başka bir şey vardır dedi. Beni teselli etmeye çalıştı. Ve gecenin saat işte sabaha karşı 4 gibi falan bir hücreye kondum. Hücre arkadaşım Kolombiyalı bir uyuşturucu kaçakçısıydı. Ve orada uzunca bir süre kaldım. Bu esnada yine sınavlara hazırlanmaya devam ettim. Fakat tabii bir taraftan İngiliz hükümeti aleyhine bir dava hazırlığına başladım. Öte yandan Türkiye'de devam eden bir kumpas davası var. Onunla ilgili avukatlarımla konuşmaya çalışıyorum falan. İnanılmaz bir kaostu. Korkunç bir dönemdi. Ve sonuçta İngiliz İçişleri Bakanlığı beni Türkiye'ye iade etme kararı aldı. Ve bu kararı aldığını da bana tebliğ etti. Tabii benim için ülkeme dönmek ayrı bir şey. Ama ucu dışarıda bir terör örgütüne teslim olmak veya onların kumpasına tabi olmak ayrı bir şey. Ben bu sebeple ülkemle bu korkunç kaosu ayırarak dedim ki hayır, ben bu kahrolası örgütün pençesine teslim olmayacağım ve içeriden cezaevinden bir hukuk mücadelesi başlattım. İngiltere'de çok farklı bir hukuk düzeni var. Dilerseniz kısaca ondan bahsedeyim. Yani İngiltere, İngiltere yapan toprağının zenginliği değil, insanların akıllılığı veya çalışkanlığı değil. İngiltere'yi bana göre İngiltere yapan hukuk düzeni ve bu hukuk düzeni 13. yüzyılda başlayan Magna Carta ile başlıyor. Ve benim avukatım dedi ki hiç endişe etme, İngiltere'de yargı var, hukuk var, adil insanlar var. Hakkaniyet neyse o yerini bulacaktır, endişe etme dedi. Ve bir gece yarısı bir hakimi evinden arayarak, burada emergency hakim kavramı var, yani acil hakim kavramı var. Duruşma yok, herhangi bir evrak yok, yazı yok, sadece telefon irtibatı ve avukatım hakimle evinden telefonla görüşerek benim bir müvekkilim var, büyük bir haksızlığa uğruyor, şu yanlışlar yapılıyor ve İngiliz İçişleri Bakanlığı onunla ilgili böyle bir hazırlık içerisinde, buna mani olun dedi. Hakim de bu söylediklerini bana kanıtlamaya hazır mısın? Bunu kanıtlayacak belgelerin var mı elinde diye sordu bizim avukata. Avukat evet ben bunları kanıtlayabilirim dedi. Bunun üzerine hakim oturdu ve evinden bir karar yazdı. Bu kararı da cezaevine bildirdi. Dedi ki bu kişiyi Türkiye'ye gönderemezsiniz. En son karar cezaevine geldiğinde gecenin saat 12'si ve benim sabah saat 8'de uçağım var. Fakat İngiliz İçişleri Bakanlığı ve cezaevi yetkilileri bu siyasi gerekçeyle olsa gerek bu dava, bu kararı bana tebliğ etmediler.
Bunun üzerine ben gece saat 2-3 gibi avukatımı arayarak dedim ki bak böyle bir karar alınmış. Ancak cezaevi hayır Türkiye'ye biz seni gönderiyoruz. Uçak sabah saat 8'de güvenlik görevlileriyle uçağın kokpitine seni teslim edeceğiz. Ve kelepçeli bir şekilde Türkiye'ye göndereceğiz diyorlar. Ne diyorsun dedim. Ve tekrar gece yarısı hakimi evinden arayarak dedi ki senin gönderdiğin kararı kaybetmişler. Burada da bir komplo var aslında. Demek ki İngiltere'de de hukuk sisteminde sıkıntılar var ama. Eğer dedi, eğer siz bu kişiyi Türkiye'ye gönderecek olursanız benim yetkim var. O uçak Bulgaristan sınırını geçmeden ben onu geriye çeviririm. Hakim olarak böyle bir yetkim var. Asla böyle bir şey yapamazsınız. Bu kişi oturacak İngiliz İçişleri Bakanı ile mahkemede karşılaşacak. Ve ben dışarıya çıktıktan sonra yani dakikalar içerisinde böyle çok kritik bir zaman dilimi içerisinde dışarıya çıktıktan sonra daha sonra başbakan olan Theresa May'i o zamanlar İçişleri Bakanı mahkemeye verdim. Ve İçişleri Bakanlığı ile mahkemede karşılaştık ve davayı kazanarak hukuk nezdinde burada oturum aldım. Ve ondan sonra çalışmalara evet. devam ettim kaldığım yerden. Evet. Dilimi geliştirdim ve İngiltere'de örneği olmayan bir şekilde 43 yaşında geldiğim bu ülkede sıfırdan İngilizce öğrendim. Bütün sınavları verdim. Tıp fakültesinin bütün derslerini yeniden verdim ve buradan yeniden bir tıp fakültesi diploması aldım. Zaten hemen ardından bir üniversite hastanesinde işe başladım ve yoluma devam ettim. Bugün de sizin karşınızdayım. Evet, Turan Bey aslında tam ben onu soracaktım. Tam üstüne denk geldi. Tabii Theresa May dediniz, İçişleri Bakanı'ydı o zaman. Tabii Theresa May'in o zaman göçmenlere bakış açısı falan çok sertti. Yani ülkedeki göçmenleri azaltacağım diyordu politika olarak. Daha sonra tabii Theresa May başbakan oldu. Fakat Turan Bey'in orada çok güzel anlattı ama ben bazı şeyleri eklemek istiyorum. Turan Bey orada 40 göçmen arasına girdi. Ülkenin en başarılı 40 göçmen arasında Turan Bey girdi. Yetmedi. Lordlar Kamerası'nda Turan Bey'e en iyi hekim ödülü verildi. Yani bir Türk olarak bakıldığı zaman çok bu süre zarfında o terörist tırnak içinde terörist karşılığın dışında Turan Bey'in yaptığı işler çok bambaşka işler yaptı ve Londra sokaklarında Turan Bey'in başarısından dolayı fotoğrafları asıldı. Yani bu süreçte peki Turan Bey hiç Theresa May ile başbakanlığı döneminde karşılaşma imkanınız oldu mu bir resepsiyonda ya da farklı yerlerde? Çünkü kendisine dava açmıştınız İçişleri Bakanı iken. Benim aklımda o kaldı. Hiç karşılaşma imkanınız oldu mu tekrar? Ya bakın siz bana böyle böyle yapmıştınız ama daha sonra bakın benim kariyerimi gördüğünüz zaman böyle bir sorma imkanınız ya da birlikte bu süreci değerlendirme imkanınız oldu mu Theresa May ile? Hayır, kendisiyle hiç karşılaşmadım. Bazı milletvekilleriyle görüşmelerim oldu. Tabii eski siyasi background'um olduğu için ve bu ülkede de belli bir kariyerim olduğu için tabiatıyla farklı konumlarda değişik siyasilerle bir araya da geldiğimiz oldu. Tabii burası Türkiye gibi değildi. Yani yabancı da olsam, bu ülkede bir network'üm olmasa da özgürlüklerin verdiği rahatlıkla çok rahat bir şekilde insanları eleştirebiliyorsunuz. Ve ben de İngilizlerin yaptığı bir sürü yanlışı, bir sürü hatayı, özellikle bu dava sürecinde takındıkları tavrı çok net bir şekilde eleştirdim. Daha sonra gelen başbakanlardan farklı mesajlar da geldi. Bir anlamda özür diler tarzında mesajlar da geldi. Ama artık o defter kapandı. Evet. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ben sınavları verdikten sonra, bu ülkede hekimlik yapmaya hak kazandıktan sonra, İngiltere'de bunların onayını veren General Medical Council vardı, GMC denen bir kurum. Bu kurum sizin diplomanızı onaylar. Ve en son onaylamadan önce sizi çağırır ve der ki gelin sizinle görüşeyim, bütün evraklarınızı toplayın, gelin son kararı birlikte verelim. Bana da dediler Türk Sağlık Bakanlığı'na müracaat et, oradaki bütün evrakları toparla gel ve burada artık senin İngiliz diplomanı onaylayacağız ama Türkiye'de yaptığın bütün işleri de bilmek istiyoruz. Yani orada iyi bir hekim miydin? Orada nasıl yaptın, neler yaptın? Sağlık Bakanlığı'ndan bize geçmişinle ilgili bütün evrakları toparla gel. Ben bunun üzerine avukatımı Sağlık Bakanlığı'na gönderdim. Bir zamanlar ben Sağlık Komisyonu üyesiydim ve o zaman Recep Akdağ Sağlık Bakanı olarak çok sık komisyonumuza gelirdi. Hem meslektaş olarak kendisiyle çok yakın hukukum vardı, hem partili olarak hem de bir anlamda onun üstünde olan bir komisyonun üyesi olarak çok yakın bir diyalogumuz vardı. Ben hala insanların içerisinde bir miktar vicdan, bir miktar insanlık, bir miktar hakkaniyet duygusu kalmıştır ümidiyle avukatımı Sağlık Bakanlığı'na gönderdim ve evraklarımı istedim. Ve maalesef benim evraklarımı dahi vermekten imtina ettiler. Korktular veya zulmün devam etmesini istediler.
Ben tekrar GMC'ye gittiğimde elimdeki dosyanın boş olduğunu, maalesef Türkiye'den böyle bir evrak almamın siyasi sebeplerle mümkün olamayacağını ifade ettim. Ve bana göre ibretlik bir ifade kullandı GMC'nin yetkilisi. Ve dedi ki siz Türk insanın vergisiyle okudunuz, o insanların vergisiyle hekim oldunuz ve sizin eğer bu hizmetinizi Türk hükümeti takdir edemiyor ve bunu siyasi gerekçelerle heba ediyorsa bu oranın sorunu dedi. Bu ülkede bir hekimin yetişmesi için bizim harcadığımız para bir hekime 5-6 yıl süresi boyunca 300 bin pound. Siz bize bedavaya geldiniz. Bu para Türk vergileriyle ödendi, Türk toplumunun alın teriyle ödendi ve onlar size zulmediyorlar. Tabii ki biz sizin bu sınavları verdiğiniz için hekim olduğunuzu biliyoruz ve inanıyoruz. İster evrak versinler, ister vermesinler, biz sizin diplomanızı veriyoruz. Bu hakikaten utanç verici bir şeydir. Ve ben Türk vergileriyle okudum, Türk insanın alın terinden kestiği vergilerle o ülkeye hizmet ettim yıllarca, siyasette de hizmet ettim. Ve bu dönem bittikten sonra bu zulümlere maruz kaldım. Ve hala devam eden bu zulümler varken burada diplomamı aldım ve bugün ne yazık ki, ne yazık ki hiçbir bana katkısı olmayan, hiçbir ekonomik veya maddi desteği olmayan bu ülkede binlerce ameliyat yaptım, hekim yetiştiriyorum. Benim attığım imzalarla bu ülkede genç doktorlar hekim oluyor, sınavlarına giriyorum. Bir sürü insanın hayatını kurtardım. Türkiye maalesef kendi evlatlarını örseleyen, kendi evlatlarını harcayan, kendi gibi olmayanlara, kendi gibi düşünmeyenlere zulümler eden bir coğrafya haline geldi siyasi sahiplerle. Bunun tabii acısı derin olarak yüreğimdedir. Şimdilik dediğim gibi yani tabii ki çok arzu ediyorum Türkiye'ye dönmeyi, Türkiye'de hizmet vermeyi çok arzu ediyorum. Keşke fırsat olsa, keşke imkan olsa ve mesleğimi icra edebileceğim ya da hizmet edebileceğim bir alan olsa. Ama buradaki şartları tabii ki ararım. Yani kimsenin üzerimde bana bir şeyleri dikte etmesine müsaade etmem, beni yönlendirmesine müsaade etmem. Bilimin gerektirdiği neyse onu yapmak isterim. Siyasi sahiplerden uzak hekimliğimi yapmak isterim. Bu imkan olmadığı için maalesef burada yoluma devam ediyorum. Siyaset bittikten sonra ben müracaat ettim Sağlık Bakanlığı'na, bir resmi müracaatla dedim ki ben artık siyaset defterini kapattım, aday değilim ve anayasanın bana verdiği hakla size yeniden müracaat ediyorum. Anayasa diyor ki veya yasalar diyor ki bir devlet memuru milletvekili olmak için görevinden istifade etmişse milletvekilliği dönemi bittiğinde otomatik olarak tekrar eski görevine döner. Ve ben o dönemde Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek, ben Vakıf Kuraba Hastanesi'nde başhekim muaviniydim, genel cerrahi uzmanıydım. Siyasi dönem bitti ve izin verin ben eski görevime döneyim. Ve bana verilen cevap, hayır dönemezsin. Biz seni yeniden kuraya tabi tutacağız ve artık kurada neresi çıkarsa, Hakkari bir köyde çıkabilir, başka bir yerde çıkabilir. Kusura bakma eski görevine vermiyoruz dediler. Evet. Yani iliklerine kadar işlemiş bir zulüm anlayışıyla ellerine geçirdikleri imkanı son noktaya kadar kullandıkları için ben hayatımı burada devam ettirmek zorunda kaldım. Evet. Ya mutlaka zor bir dönem, zor bir süreç. 12 yıl gerçekten insanın ülkesinden ayrı kalması, hiçbir şey olmasa bile başlı başına bir dram, sorun. Ama biraz da bugün sizi konuk etmemizin nedeni, programın girişinde de ifade ettim, 2008 yılında yaptığınız bir konuşma. Nasıl yapalım? Bence biraz hem Türkiye'deki siyaseti anlamak, Türkiye'nin nereden nereye evrildiğini anlamak noktasında benim önerim, Gökçen Turan Bey de kabul ederse, önce o 2008'deki konuşmayı dinleyelim. Orada ilginç kodlar var yani benim görebildiğim kadarıyla. Çarpıcı bir konuşma. Arkadaşlar hazırladıysa o konuşmayı verelim. Tarihi tekrar hatırlatıyorum. Bundan 12 yıl önce AK Parti milletvekili olarak Turhan Çömez'in yaptığı bir konuşma var. O konuşmanın kaydını dinleyelim, sonra onun üzerine değerlendirmelere devam edelim. İzin verirseniz tarihi düzeltebilir miyim? Çünkü 2007'de benim milletvekilliğim bitti. 2007'nin ortaları falan gibiydi sanıyorum. Yani 13 yıl önce, tamam. Doğrudur. Sizin onu tekrar düzeltmiş olalım. 13 yıl önce 2007'de belki AK Parti'nin en parlak dönemini yaşadığı düşünülen dönemde bu tespitleri yapmak önemliydi. Çünkü o gün yapılan tespitlerin bugün ben en azından kişisel olarak daha anlamlı hale geldiğini düşünüyorum. Arkadaşlar, yönetmen arkadaşlar eğer onu ekrana verebilirlerse. 2002 yılında bu ülkenin iç dış borcu toplam 230 milyar dolardı.
bugün 400 milyar doları geçti. Türkiye'nin cari açığı 2002 yılında 1,5 milyar dolardı. Bugün Türkiye'nin cari açığı 32 milyar dolar. 1,5'tan 32'ye. Evet. Türkiye'nin dış ticaret açığı 1,7 milyar dolardı 2002 yılında. Bugün 50 milyar dolara yaklaştı. Korkunç bir şey. Ve bugün biz bu cari açığı kapamak için dışarıdan gelen yabancı sermayeyi kullanıyoruz. İnsanların kafası karıştırılıyor. Deniyor ki doğrudan yabancı yatırım. Ben geçtiğimiz yıl Kasım ayında Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan'a bir soru önergesi yönelttim. Ve dedim ki Sayın Babacan, son 4 yıl içerisinde bu ülkeye gelmiş, yatırım yapmış, istihdam üretmiş, know-how üretmiş, ihracat yapmış, yabancı sermayenin bana miktarını ver. Böyle bir sermaye yok. Gelen sermaye neye geliyor biliyor musunuz? Bankalarınızı satın almaya geliyor. Karlı işletmelerinizi satın almaya geliyor. Efendim, iktisadi, kamu iktisadi teşekküllerinizi satın almaya geliyor. Ve portföy yatırımı için geliyor. Yani sıcak para olarak geliyor. Borsada ve değerli kağıtlarda paradan para kazanmaya geliyor. Bu vahşi bir rant düzeni. Ve bir saadet zinciri. Bu titan gibi yani, bir saadet zinciri. Bu kopacak, bir yerde kopacak. Mutlaka kopacak. Bakın, öyle bir mekanizma kurmuşlar ki sizin Merkez Bankanızda ve özel bankalarınızdaki toplam 112 milyar dolarlık mevduat kasanızda değil, dışarıya yatırmışsınız. Amerikan Fed'inde, Merkez Bankası'nda ve diğer yabancı bankalarda %4 faizle çalışıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Sıcak para olarak Türkiye'ye 80 milyar dolar girmiş ve %22 faiz ödüyorsunuz. Bu para sizin aslında. Yani dışarıya veriyorsunuz parayı %4 faizle, aynı parayı %22 faizle ülkenize alıyorsunuz. Bu korkunç bir rant mekanizması. Bunun adı vahşi bir rant düzenidir. Bunun ila nihaya gitmesi mümkün değil. İşte onun için sürekli artan dış ticaret açığı, sürekli artan cari açık, sürekli artan iç dış toplam borç. Ve Sayın Babacan geçenlerde bir beyanat verdi. 200 kilometrelik bir süratle gidiyoruz. Eğer sıcak para girişi, doğrudan yatırım girişi engellenirse duvara toslarız. Doğru. Ama bu duvara toslamanın alternatifi de uçuruma yuvarlanmak olmamalı. Evet. Yani duvara toslatmadığınız takdirde bu gidişin sonu uçuruma yuvarlanmaktır. Er ya da geç bu saadet zincirinin ila nihaya gitmesi mümkün değil. Deniyor ki bu ülke %30 büyüdü son 4 yılda. Bakın, büyümenin bir karşılığı vardır. Yani siz bir fabrikanıza yeni bloklar ekleyip yeni üretimler, sahalar açıyorsanız bunun karşılığı istihdamdır. Yani yeni işçi almaktır. Evet. %30 büyüyen bir ülkede %30 olmasa bile ona yakın, ona tekabül edecek, onu karşılayacak bir istihdam miktarının olması lazım. Bu da yok. Dolayısıyla tüm bunları alt alta koyduğunuz zaman ortada bir sanal ekonomi var. Neden sanal? Bir de işin realine dönelim. Türkiye'de KOBİ'ler sıkıntıda. Türk sanayicisi artık girdi maliyetleriyle rekabet edemediği için, yabancı alternatifleriyle rekabet edemediği için gözünü dışarıya çıkmış, dikmiş. Bulgaristan'a gidiyor, Çin'e gidiyor. Ve şu kadar işçi, şu kadar yatırım, şu kadar fabrika, bunların hiçbirisi gerçekçi değil. Ben size gerçekçi rakamlar vereceğim. Evet, benim siyasi hayatım hep doğrular üzerine kurulmuştur. Her şeyi bilgili, belgeli, rakamlarla ve net konuşmayı seven bir adamım. Ayakkabıcılık sektörü. Uçaktan bahsetmiyorum. Ağır sanayiden bahsetmiyorum. Yüksek teknolojiden bahsetmiyorum. Ayakkabıcılık sektöründen bahsediyorum. Evet. 2000 yılında bu ülkeye giren ayakkabı sayısı 9 milyon çift. 2006 yılında 36 milyon çift. Tam 4 misli, evet, artmış. Türkiye'de yerli ayakkabı sektörünün yıllık üretim kapasitesi 450 milyon çift. Benim kendi sektörümün, yerli ayakkabı sektörümün üretim kapasitesi 450 milyon çift. Peki yerli ayakkabı ne kadar üretiliyor bu ülkede? 150 milyon çift. Yani %30 kapasiteyle çalışıyor. Lütfen izleyicilerimiz de dikkat etsin. Bir rakam vereceğim. Ve bizi eğer Konya'da izleyen, dinleyen izleyicilerimiz varsa onların dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü en büyük darbeyi Konya almıştır. Son 2 yıl içerisinde bu ülkede ayakkabı sektöründe 160 bin kişi işini kaybetti. Bu resmi rakam. Peki bunlar ne oldu? İşte bunlar Türkiye'nin dış ticaret açığını arttıran, Türkiye'nin dış borcunu arttıran bu mekanizmanın esareti altına girdiler ve ithal ayakkabıları satan işletmelerin içinde işçi olarak çalışmaya başladılar. Ne olacak bu işin sonu?
ben yapıp üretemediğim takdirde dışarıdan gelen parayla döndürdüğüm bir ekonomi nereye kadar gidecek? Diline yabancılaştırılmış, bu yetmemiş, dinine de bazı motifler sokularak dejenere edilmiş bir toplum haline getirmeye çalışılıyoruz. Dinler arası diyalog, medeniyetler ittifakı, dinler bahçesi, Büyük Ortadoğu projesi gibi bana göre küresel güç merkezlerinin dizayn ettiği projelerin sanki çok önemliymiş, çok büyük projelermiş gibi arkasından koşuyoruz. Evet. Yok, ben böyle bir projeye inanmıyorum. Bu bir safsatadır. Bu Amerika'nın ve küresel oyun kurucularının bu coğrafyada kurmak istedikleri sistemin bir psikolojik ayağıdır. Bakın, 1 Mart tezkeresinde dendi ki biz 24 milyar dolar parayı Amerika'dan alamazsak memurumuza maaş ödeyemeyiz. 1 Mart tezkeresi çok önemlidir. Amerika'da at pazarlığı denen bir mantıkla bu süreç götürüldü. Ve zamanın Dışişleri Bakanı Sayın Yaşar Yakış söylediği ifade dün gibi hafızamdadır. İlk bomba Bağdat'a düşer düşmez paramızı isteriz dedi. Bu nasıl bir dış politik vizyondur? Bu nasıl bir anlayıştır? Orada ölen kim? Senin gibi düşünen, senin gibi hisseden, senin gibi yaşayan kardeşin ve 750 bin kişi orada hayatını kaybetti. Oradaki dramlara gittim, gördüm, yaşadım. Misket bombalarıyla ölen çocukları, kolunu, bacağını, gövdesini kaybetmiş insanları, o hastanelerdeki o dramları, acıları gittim, yaşadım. Benim kucağımda çocuklar öldü Bağdat'ta. Ben bunları görmüş birisiyim. Nasıl bunlara onay verebilirim? Lübnan Savaşı'nı yaşadım ben. Beyrut'taydım o savaş esnasında. Gece yarıları, sabahlara kadar bombalandı o Beyrut. Ve Beyrut'un bir kesimi, Müslümanların, Şiilerin yaşadığı bir bölümü sabahlara kadar bombalandı. Ve Beyrut tezkeresi veya Lübnan tezkeresi ile ilgili insanlara şu dendi. Biz Orta Doğu'da masada olmak istiyoruz. Biz Orta Doğu'da oyun kurucu olmak istiyoruz. Biz Lübnan'a istikrar getirmek istiyoruz. Lübnan'ın güvenliğini korumak istiyoruz. Hayır, böyle değil. Bas bas bağırdım. O zaman da söyledim, yine söylüyorum. Çıkın insanlara şunu söyleyin. Biz Lübnan'ın güneyine bu askerleri aslında Hizbullah'ı kontrol altına almak için gönderiyoruz ve İsrail'in güvenliği için gönderiyoruz. Ha bunu söyleyin, problem yok. Oturalım onu tartışalım. Bu doğru mudur, yanlış mıdır diye. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir panelde konuşmacıydım. Karşımda İsrailli bir büyükelçi. Bu görüşlerimi söyledikten sonra bana dedi ki İsrail'in güvenlik hakkı yok mu? Evet var. İsrail'in de insan olarak oradaki Musevi İsrail vatandaşlarının da güvenlik hakkı var. Ama dünyayı kandırmayın. Bu güvenlik hakkının bizim tarafımızdan Güney Lübnan'a asker göndermekle tesis edildiği gerçeğini oturalım, konuşalım, tartışalım. Biz madem Lübnan'da oyun kurucuyduk, ne oldu? Güney Kıbrıs Rum kesimi kalktı bir petrol arama anlaşması yaptı. Mani olabildiniz mi? Sizin aleyhinize. İlerleyen yıllarda 400 milyar dolarlık bir petrol rezervinden bahsediliyor. Bunlar çıkartılacak ve Güney Kıbrıs Rum kesimine tahsis edilecek. Türkiye ne yaptı bununla ilgili? Madem Lübnan'ın güvenliğini korumak için asker gönderdiniz, neden Lübnan sizinle oturup bu konuyu paylaşmadı ve tartışmadı? Onun için oyunun bir perde önüne bir de perde arkasına bakmak lazım. Ben olayları gazetelerden okuyan, bir takım çarpıtılmış bilgilerle değerlendiren bir insan değilim. Evet, gerçekten ilginç. Yani şu boyutuyla da ilginç. 2000 yani orada beni en fazla etkileyen şeylerden biri 2018 yılında kaybettiğimiz Profesör Doktor Oya Akgüneş. Evet, TV5'te yapılmış bir program. Onu görünce de ben etkilendim. Bir kez daha mekanın cennet olsun anmadan geçemiyorum. Sizin katıldığınız o programda. TV5'te yapılan, Oya Hanım'ın moderatörlüğünde yapılan bir programdı. 2 yıl önce aramızdan ayrıldı. Gerçekten evet. Sadece akademi dünyasının değil, siyasetin de bir nezaket abidesiydi. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim. Ben sizin söyledikleriniz çarpıcı. O yılda AK Parti milletvekili olarak bunları söylemek çok daha çarpıcı. Bugün gelinen noktada ortaya çıkan tablo, ama hem ekonomik verilerinizden tutun, o İsrail'in güvenliğine ilişkin, Büyük Ortadoğu projesine ilişkin tespitlerinize kadar gerçekten ilginç bir süreç yaşamışız. O yüzden ben bu konuşmanın çok çarpıcı kodları, şifreleri var diye konuşmaya geçmeden önce onu ifade ettim. Gökçen. Evet, burada ben şunu sormak istiyorum, hem şu tespitte bile. 1 Mart tezkeresi tabii çok önemli. 1 Mart tezkeresi 3 oyla geçmedi.
meclisten. Aslında 264 hatta kabul oyu vardı. Hatta geçti denildi. Hili bir durum evet. oluşturulmaya çalışıldı. Sonra Bülent Arınç meclis başkanıydı yanlış hatırlamıyorsam. O geçme dediği için süreç farklı ama o dönemin de en önemli tanıklarından milletvekili olarak o dönem neler konuşuldu bilen isimlerden birisi. Şimdi onu birisi. Soracağım zaten. Tam oraya gelecektim. Anayasanın 96. maddesi vardı tabii. 267 salt çoğunluk isteniyordu. 264 alınca 3 oyla yani çok kritik bir süreçti o. O sürece tabii Turan Bey'in o şeyini biliyoruz, tavrını biliyoruz. Yani videoda da izledik zaten. Ahmet Sever de bunu yazdı zaten. O dönem biliyorsunuz Gül'ün danışmanıydı Sayın Abdullah Gül'ün. Bunları okuduk biliyoruz. Ben şunu sormak istiyorum. 1 Mart tezkeresi galiba bir turnusol kağıdı görevi görmüş. Onu anlıyorum ben. Daha sonra Ergenekon, Balyoz, işte o yaşanılan süreçle birlikte baktığımız zaman. Turan Bey bunu nasıl değerlendiriyor? Ben o süreçte yani 1 Mart tezkeresinden sonra yaşadıkları hissettiği zaman aslında AK Parti'de ilk tasfiye diyelim, belki siz buna başka bir şey de diyebilirsiniz. 1 Mart'tan sonra mı başlıyor? Çünkü Sayın Tayyip Erdoğan'ın o dönemde bunun geçmesini çok istediğini biliyoruz. Çok yüklendi ama geçmedi, olmadı. Bu süreçten sonra AK Parti'de bir tasfiye süreci yaşandığını düşünebilir miyiz, söyleyebilir miyiz, ifade edebilir miyiz? Evet, önemli bir dönemeçtir 1 Mart tezkeresi. Buna başlamadan müsaadenizle o video ile ilgili bir küçük değerlendirme yapayım. Bir kere AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de IMF'ten teslim aldığı bir ekonomik model vardı. Büyük de bir şansa sahipti aslında. Bu ekonomik modeli rant ekonomisinden alıp üretim ekonomisine, istihdam ekonomisine, katma değer ekonomisine çevirebilirdi. Ama AK Parti bunu tercih etmedi. Ve o günden beri devam eden ve çığ gibi büyüyen borçların esareti altına girdi Türkiye. Ve bugün onun için kapı kapı elimizde çantayla insanlara müracaat edip ülkelere gidip swap yapmaya çalışıyoruz. Borç bulamadığımız gibi para değişimi yapmaya çalışıyoruz. Ve en son bir miktar Katar'la ve bir miktarla Çin'le yapılan bu swap anlaşmalarıyla bir küçük nefes aldı ekonomi. Ama bu borç batağı devam ediyor ve borcu borçla çeviren bir rant düzeni devam ediyor. Bunu çeviremediğimiz sürece Türkiye'nin karşısında inanılmaz bir ekonomik kaos ve inanılmaz bir çöküntü var. Bu kaçınılmaz bir akıbet. Bu akıbeti hükümet ötelemek için elinden gelen çabayı harcıyor. Dolayısıyla o dönemde yaptığım vurguyu bugün bir kere daha yapmak istiyorum müsaadenizle. İkincisi, o dönemde az önce de ifade ettim. İnsanların özellikle siyasette yer alma çabası sarf eden ve kendine yer edinmeye çalışan kimilerinin FETÖ'yle aynı fotoğraf karesinde görünebilmek için çaba harcadığı, onu takdis ettiği, alkışladığı, övgüler yağdırdığı bir dönemde çok küçük bir azınlık, yurtsever, dinine, diyanetine bağlı, ülkesine sevdalı, toplumuna sevdalı, ülkesinin menfaatlerini, her şeyini önünden tutan bir küçük grup tavır koydu buna. Ben de bunlardan bir tanesiydim ve dinler arası diyaloğun büyük bir safsata olduğunu ve bunun arkasında Amerika'nın büyük bir projesinin olduğunu, bu projeyle Türkiye'de toplumsal bir psikolojik operasyon yönetmek istediğini ve bunu uzun vadeli bir hazırlık içerisinde yaptığını vurguladım. Zaten o sebeple ya da sebeplerden biri de buydu, bizi Ergenekon çuvalı içerisine koydular. Daha sonra anlatacağım bunun diğer parametrelerinde. Öte yandan bu Bağdat'a ilk bomba düşer düşmez paramızı isteriz. Bu aralar yine gündemde mantığı, o tartışma konusu. O zaman, Turan Bey çok özür dilerim. Geçen hafta Sayın Babacan'ı biz Ankara stüdyomuzda konuk etmiştik. O ifade Sabah gazetesine Babacan'ın ifadesi olarak yansımıştı. O onu yalanladı, böyle bir ifade yok falan diye, ama siz bu dönemin tanıklarındansınız. O konuşmada da benzer bir ifadeyi orada ifade ediyorsunuz, 2007'deki konuşma. Biraz bunu da açabiliriz. Gerçekten ne oldu orada? Kapılar arkasında neler yaşandı, neler konuşuldu? Bizim bilmediğimiz neler var hala? Şimdi aslında 1 Mart tezkeresi çok büyük bir kırılma noktasıdır ve Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu dönemde milli duruş sergileyen, ülkesinin menfaatlerini her şeyin önünde tutan, istikbalini düşünen, evlatlarını düşünen, geleceğini düşünen birçok insan tasfiye edildi. Çünkü hakikaten bir turnusol kağıdıydı. O dönemde ben ısrarla şunu vurguladım. Bakın, ben hiçbir askeri background'ım yok. Ben bir hekimim. Stratejiden anlamam, askeri vizyondan hiç anlamam ama çok basit bir mantıkla gelin şunu analiz edelim, bir düşünelim dedim arkadaşlarıma. Amerika Irak'ı işgal etmek istiyor. Bağdat'la Türkiye arasındaki sınır 500 kilometre.
yabancı bir coğrafyada, çöl şartlarında, başka bir ülkede, düşman bir ülkede, lojistik sağlanmadan veya güvenlik tedbirleri alınmadan bu kadar büyük bir orduyu, 70 bin kişilik bir Amerikan ordusunu bizim sınırımızdan Bağdat'a kadar taşıyabilmek akıl kârı değil. Burada Amerikan askerlerinin Türkiye'ye gelişinde başka bir sebep var. Bu Irak'ı işgal etmek değil. Kaldı ki Irak'ı işgal etmek için gelmiş olsalar bile, bu niyetle bile burada bulunsalar, bizim buna şiddetle ve kesin bir şekilde dur dememiz lazım, hayır dememiz lazım. Sebebi de bu coğrafyada biz binlerce yıldır varız. Bu coğrafyada komşuluk ilişkilerimiz var, akrabalık ilişkilerimiz var, din kardeşliğimiz var. Biz bu coğrafyaya ekilen düşmanlık tohumlarının bir vesilesi, bir aracı olamayız. Amerika bugün var, yarın yok, ama biz Irak'taki Müslümanlarla sonsuza dek barış içerisinde, evet, huzur içerisinde yaşayacağız. Lütfen müsaade etmeyelim buna diye birçok arkadaşımla birebir konuşarak ikna etmeye çalıştım. Şimdi burada benim vurgulamak istediğim konu şu. O dönemde zaten ondan önce Özal döneminde Irak'ın kuzeyinde kurulmuş bir de facto Kürt devleti vardı. Bu Özal'a bir şekilde kurdurtuldu. Çok ilginç projelerle ve çok hesaplı, planlı bir süreçle kurdurtuldu. O dönemde benim ısrarla söylediğim şuydu. Bu projenin ikinci kısmı Suriye'nin kuzeyindeki coğrafyada bir Kürt devleti oluşturmak ve Irak'ın kuzeyindeki Kürt devletiyle Suriye'nin kuzeyindeki Kürt devletini bir araya getirip bunu Hatay üzerinden ve İskenderun üzerinden o coğrafyadan Akdeniz'e bağlamak. Peki bunun asıl amacı neydi? Asıl amacı İsrail'in güvenliği, İsrail'e ileri bir karakol oluşturmak ve uzun vadeli, belki 50 yıl, belki 100 yıl sonra o vaat edilmiş topraklar iddiasıyla bu coğrafyayı da İsrail'in coğrafyasına katmak. Plan buydu. Peki Türkiye'ye yerleştirilecek olan 70 bin Amerikan askerinin niyeti neydi ya da bendeki politik karşılığı neydi? O dönemde dediğim gibi Amerikan askerlerinin Irak sınırına Türkiye'den girip bir operasyon yapmaları teknik olarak ve askeri olarak imkansızdı. Ama o dönemde yapılan pazarlıklardan anlıyoruz ki o 70 bin asker Türkiye'de kalıcı olarak kalacaklardı. İşte bu askerlerin bu coğrafyada kalıcı olarak varlığını sürdürmelerinin bana göre temel sebebi uzun vadede Türkiye'den kopartılması planlanan bu coğrafyanın güvenliğinin ve bir şekilde kontrolünü sağlanmasıydı. Benim asıl tepki koyduğum, asıl endişelendiğim ve asıl tavır koyduğum konu buydu. Bu sebeple arkadaşlarımı ciddi olarak uyardım. Birebir birçok arkadaşımla çalıştım. Kapalı toplantılarda Sayın Erdoğan bize ısrarla ve ısrarla bu tezkerenin geçmesi gerektiğini, geçmemesi halinde ciddi manada ekonomik sıkıntı çekileceğini, memur maaşlarını ödenemeyeceğini söyledi. Ve Ali Babacan da bunu teyit eden açıklamalar, konuşmalar yaptı. Ama orada Bağdat'a ilk bomba düşer düşmez, daha açık ifadeyle ilk insan canını teslim eder etmez biz bu paramızı isteriz diyen Yaşar Yapıştır. Ben bunu bizzat bildiğim için bu televizyon konuşmasında da ifade ettim. Tabii o dönemde Sayın Gül'ün tavrı net değildi. Ben Gül'le de birebir görüşme yaptım. Bu kaygılarımı anlattım, korkularımı anlattım. Muhtemel sıkıntıları ve riskleri anlattım. Açıkçası çok net bir tavır içine girmedi Gül. Ve verelim veya vermeyelim şeklinde net bir duruş sergilemedi. Ama Sayın Erdoğan'ın duruşu son derece netti. Biz bir grup yurtsever, milli duyguları her şeyin önünde olan, toprağını, milletini, dinini, diyanetini gerçekten hesapsız kitapsız seven bir grup milletvekili oturduk, karar verdik ve dedik ki biz tarih önünde bu sorumluluğu alamayız, buna hayır diyeceğiz. Ve o gün bu tezkere 3 eksik oyla reddedildikten sonra büyük bir kaos ortaya çıktı. Çünkü Amerika bundan o kadar emindi ki 70 bin askerini savaş gemileriyle beraber İskenderun açıklarında demirletmiş ve tezkere geçer geçmez bunlar İskenderun üzerinden karayoluyla Güneydoğu'ya gelecek ve orada konuşlanacaklardı, yerleşeceklerdi. Bu itibarla Amerika için çok büyük bir şok oldu. Bütün savaş planları değişti, bütün stratejik planları değişti ve o zaman savaş gemilerini tekrar Basra Körfezi üzerine çevirdiler ve Basra Körfezi'nden savaşa devam ettiler. O dönemi yine mutlaka siz yakından takip ettiğiniz için hatırlayacaksınız. Basra Körfezi'nden Bağdat'a gelinceye kadar Saddam'ın bir ordusu kök söktürdü Amerikan askerlerine ve çok büyük kayıplar verdi Amerikan askerlerine. Dolayısıyla bu da bizim bir anlamda tezimizi doğrulayan bir askeri gelişmeydi. O dönemde ben doğru yaptığımıza inanıyorum ve bugün hala o tezimin, o inancımın, o duruşumun da arkasındayım. Zaten
O dönemde sergilemiş olduğumuz bu tavır ve tutum münasebetiyle çok ağır şeylere de maruz kaldık. Zaten burada hayır diyenlerin hemen hemen birçoğu, benim bildiğim hemen hemen hepsi tasfiye edildi. Ve daha sonra malum gerek Irak Savaşı ile ilgili, gerek FETÖ ile ilgili, gerek emperyal güçlerin Türkiye üzerindeki kurguladıkları planlarla ilgili net ve karakterli duruşumuz sebebiyle de birçok zulme maruz kaldık. İşte Ergenekon bunlardan bir tanesidir. Üzgün müyüm? Hayır. Pişman mıyım? Asla değilim. Bugün aynı sorumlulukta olsam, bugün aynı şartlarda hizmet versem yine aynı inançla, aynı samimiyetle ve aynı duygularla bu kararın altına imza atarım. Bir şey, yani bu şu cümleniz dikkatimi çekti. 1 Mart tezkeresinde hayır diyenler siyasetten tasfiye edildi. Bunun en şey örneklerinden birisiniz. Sadece tasfiyeyle de yetinilme. Size bakınca öyle anlıyorum. Yani başınıza birçok şey geldi sonraki süreçte. İşte bunun en önemlilerinden biri 12 yıllık İngiltere süreci. Gerçekten böyle mi? Burayı biraz açabilir misiniz? Yani ondan sonraki süreç, çünkü konuşmanın akışı içerisinde şunu da söylediniz. 1 Mart tezkeresi bir milattı. Bambaşka bir şey başladı ondan sonra. Ama iki cümleyi birleştirdiğimde hayır diyenler tasfiye edildi. Biraz bu Ergenekon operasyonları falan hepsini bir araya koyduğumuzda gerçekten bambaşka bir çerçeve, bambaşka bir bakış açısı ortaya çıkıyor. Bunun üzerine biraz duralım istiyorum. Yani tam olarak neyi ifade etmeye çalışıyorsunuz? Yani size bedel mi ödetildi 1 Mart tezkeresinde hayır dediğiniz için? Ve bunun için çalıştığınız için ve arkadaşlarınıza? Tabii 1 Mart tezkeresi dediğim gibi önemli bir dönemeçti. Önemli bir turnusol kağıdıydı. Bu dönemde açık yüreklilikle tepki koyan arkadaşlarımız vardı. Sayın Emin Şirin bunlardan bir tanesiydi. Yine o dönemde devlet bakanı olan Ertuğrul Yalçınbayır'ın çekincelerini ortaya koyduğu çalışmaları ve konuşmaları da biliniyor. Yine buna benzer bazı milletvekilleri, isimlerini çok telaffuz etmek istemem. Çünkü o dönemde verilen oyların gizliliği esastır ve 10 yıl boyunca açıklanamaz. Ama ben çok açık bu tavrımı koyduğum için kendimi açıktan ifade ettim. Bunun gibi Emin Bey açıktan ifade etti. Buna benzer birkaç arkadaşımız da oldu. Ben bununla ilgili size net bir şey söyleyecek pozisyonda değilim. Böyle bir hakkım da yok. Ama ben inandığım şu, o dönemde bu sürece tavır koyan kişiler bir bir tasfiye edildi. Ve buna çomak koyan, engel koyan ve bu süreci çok sert bir şekilde eleştiren insanların da başına ciddi şeyler geldi. Emin Bey Ergenekon kumpasına kondu. Keza ben çok ağır bir süreç yaşadım. Ömür boyu ağır hapis, 15 yıl yine ağır hapis. Eğer idam cezası olsaydı idamla yargılanacaktım. Bunlar bence 1 Mart'la çok net ilişkili ve 1 Mart sürecinde milli duruşu olan ve ülkeyle ilgili kaygıları her şeyin önünde olan insanlar tasfiye edildi. Bakın bir hatıramı anlatayım size. Yine hiç bunu bugüne kadar paylaşmadım ve tarihe not düşecek bir hatıradır. Bu savaştan sonra, savaş başladıktan sonra ben Irak'a defalarca gittim ve orada sosyal faaliyetler yürüttüm. Yaralı insanların Türkiye'ye getirilmesini, tedavi edilmesine aracı oldum. Birçok özel hastanede Iraklı çocukların tedavisi için büyük çalışmalar yaptım. Hastane kurulabilmesi için oralarda Irak Kızılay'la ortak çalışmalar yürüttük. Ve açıkçası savaş coğrafyasını bizatihi yaşayan biriyim. Ve bu sebeple bu atmosferi bilfiil yaşamış, bombaların altında kalmış bir anlamda denebilecek biri olarak, oradaki atmosferi gören biri olarak çok net tepki koydum ve Amerika'yı çok sert dille eleştirdim. Orada yaşanan dramların direkt sorumlusunun Amerika'daki, Amerika'nın bu coğrafyadaki emperyal tutumunun bir neticesi olduğunu sert dille defalarca eleştirdim. Ve bu süreç hararetiyle, olanca şiddetiyle devam ederken bir gün Amerikan Büyükelçiliği'nden çok üst düzey bir yetkiliden randevu talep edildi. Ve bu yetkili bu randevusu için parlamentoya geldi ve benim odamda ziyaret etti beni. Ve bu ziyaretim resmi bir ziyarettir. Amerika ve Washington kaygısını
sizinle ilgili kaygısını iletmek üzere bu mesajı size vermemi istedi dedi. Ben dikkatle dinliyorum sessiz bir şekilde. Gelen şahsın mükemmel bir Türkçesi var. Çok net bir Türkçesi, yalın bir Türkçesi var ve Türkçe konuşuyoruz kendisiyle. Sizin dedi Amerika ile ilgili bu tavrınızdan dolayı Amerika son derece rahatsız. Özellikle Irak politikaları ile ilgili yaptığınız bu eleştirilerden dolayı son derece rahatsız. Ve ben bu ifadeyi duyduktan sonra çok hiddetlendim ve kendisine şunu ifade ettim. Ben dedim bu ülkenin seçilmiş bir milletvekiliyim. Sizin ülkenizde bir kongre üyesinin odasına benim ülkemin büyükelçiliğinden bir temsilci gelip bu şekilde konuşmasına siz müsaade eder misiniz? Bir anda şaşırdı, böyle bir şey beklemiyordu. Çünkü Türk siyasetinde alışılmış bir kuzu görüntüsü vardı. Özellikle bu tür emperyal yaklaşımlara karşı veya bunların temsilcilerine karşı çok sert bir şekilde kendisini eleştirdi. Ve böyle bir konuşmanın parlamentoda yapılamayacağını, bir milletvekilinin odasında yapılamayacağını söyledi. Ve odamdan kovdum kendisini. Kapıyı gösteriyorum, derhal çıkın buradan dedi. Ve tabii ondan sonra çok beklenmedik bir atmosfer yaşandı ve çıkarken dedi ki Washington bunun hesabını size ödetir. Bundan endişeniz olmasın dedi ve çekti gitti. Çok ilginç bir şekilde bir süre sonra ben Amerika'ya davet edildim. Amerika'da herhalde bir plan vardı ki hani biz kendimizi iyi anlatalım, bu kadar keskin bir eleştiriyle karşılaşmayalım tarzında. Ve benim 15 günlük bir Amerika ziyaretim oldu. Bu yine dışişleri bilgisine dahilinde yapılan bir ziyaretti. Ben bu ziyaretin ardından bir basın toplantısı düzenledim ve yaptığım basın toplantısında yine şu ifadeleri kullandım. Amerikalı annelere sesleniyorum. Bu kirli bir savaştır. Çocuklarınızı oradan çekin. Bu coğrafyada sizin hiçbir hakkınız yok. Bu coğrafyada sizin yapmanız gereken hiçbir şey yok. Bu kirli savaştan çocuklarınızı arındırın. Aksi halde bunun faturasını nesiller boyu ödeyeceksiniz diye sert bir eleştiri yönelttim. Ve sanıyorum bu tavırdan sonra da artık Amerika bizim asla ıslah olmayacak ve memleket millet menfaatini her şeyin önünde tutan bir yurtsever olduğumuzu da anladı ve bizi kendilerince bir listeye koydular ve dönem biter bitmez de Ergenekon kupası içerisine girdik. Yani benim olaylarla ilgili evet, kişisel olarak yaptığım analiz bu açıkçası. Gökçen, bir reklam arasına gitmemiz aha lazım Turan Bey, ama bir cümleyle bugün, gerçi dönüşte de onu konuşabiliriz ama soru şu olsun. Dönüşte soracağımız ilk soru. Siz bambaşka 1 Mart tezkeresi ve sonrası ile ilgili hakikaten çok farklı, benim de ilk kez duyduğum şeyleri paylaştınız. Ama bugün işte Amerika'ya meydan okuyan, Trump'a meydan okuyan bir AK Parti de var. Biraz bunu, yani bugünkü duruşu bu konuda samimi buluyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Onunla başlayalım ama kısa bir reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Kulis Ankara'nın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Doktor Turan Çömez'i ağırlıyoruz. Stüdyomuzda da gazeteci Gökçen Göksal var. Gerçekten birinci bölümde yapılan açıklamalar, 2007 yılındaki video, bir dönemin aydınlatılması, bir dönemin anlaşılması, şifrelerinin, kodlarının çözülmesi ve bugünün belki daha iyi okunması noktasında önemli bilgiler, önemli ayrıntılar. Kendi adıma ilk kez duyduğum gerçekten birçok çarpıcı değerlendirme var. İkinci bölümde de biraz daha açacağız ama reklama giderken sorduğumuz bir soru vardı. Çünkü Turan Bey birinci bölümde o dönemki ilişkiler noktasında çok farklı pencereler açtı. Ama bugün de en azından görünürde Amerika ile restleşen, dönem dönem Trump'la gerilen, yükselen bir ilişki var. Bunu nasıl değerlendiriyor? Hem o günkü ilişkilerle bugünü kıyaslama noktasında. Gökçen, senin de ilaven varsa ikisini birlikte sormuş olalım. Yok, Turan Bey'den sonra ben bir evet sorum olacak. Cevaplasın. Hocam buradan başlayalım. Bugün nasıl okuyorsunuz tabloyu? Tabii Amerika ile çok uzun yıllarda devam eden köklü girift ilişkileri var Türkiye'nin. Bu ilişkiler sadece ekonomik değil, sadece siyasal değil, askeri ilişkiler, istihbari ilişkiler ve Türkiye coğrafyasında bulunduğu bölgede Amerika'nın önemli bir müttefiki oldu yıllar boyu. Bu itibarla bu giriftleşmiş ilişkilerin sürdürülebilmesi adına inişler çıkışlar yaşandı zaman içerisinde. Son dönemlerde Sayın Erdoğan'la Trump
arasında ve Amerikan yönetimi arasında gitgellerle yaşanan, bir takım iniş çıkışlarla yaşanan diplomatik ilişkiler oldu. Ben bu noktada Sayın Erdoğan'ın tavrının samimi olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika'ya koyduğu tavrın veya bu ilişkilerin inişleri çıkışları esnasında gösterdiği politikanın veya ortaya koyduğu tutumun samimi olduğunu düşünüyorum. Ve bundan ötesini yapabilecek şartların olmadığını da düşünüyorum. Çünkü hatırlayacaksınız, Rahip Brunson'ın iadesiyle ilgili süreçte küçük bir tweetle ve verilen mesajla Türkiye ekonomisi büyük bir sallantı içine girdi. İşte bu sallantı içine girmesinin temel sebebi benim 2007 yılında anlattığım bu rant düzenine Türkiye'nin teslim etmesidir. Eğer siz elinizde üretim olsa, istihdam olsa, ihracat olsa, katma değer olsa ve bunları büyük ölçüde kendiniz yapabiliyor olsanız, dışarıya bu kadar bağımlı olmasanız ve paradan para kazanma ya da parayla çevrilen, rantla çevrilen, borçla ve faizle çevrilen bir düzeniniz olmasa bu kadar eyvallahınız olmazdı, bu kadar boyun eğmek zorunda kalmazdınız. Yani Türkiye'nin ekonomisi bir tweetin sarsıntısı kadar güçlü maalesef. O sebeple söylüyorum, yani Sayın Erdoğan'ın elinde çok fazla enstrüman yok ve bana göre yapabileceğinin maksimumunu ve en fazlasını yapıyor. Çünkü Amerika'nın başında şu anda hakikaten normal standartlarda hizmet vermeyen, kişiliğinde inişleri çıkışları olan, bir anlamda Amerika'nın belki de bugüne kadar karşılaşmadığı garip bir başkan var. Ve bu itibarla ona uygun bir denklem üretebilmek de çok kolay değil. Dediğim gibi F-35'lerden tutun NATO ilişkilerine kadar gelin ve askeri partnerlik, beraberlik cephesinden de bakın. Özellikle ekonomik olarak Türkiye'nin entegre olduğu sürece de bakın ve bunun ötesinde çok fazla bir şey yapılmaz. Kaldı ki yine çok fazla belki de tartışılmasını istemiyor hükümet ama Halk Bankası ile ilgili hatırlayacaksınız önemli sıkıntıları var. Bu noktada yine Amerika'ya yaptığı ricalar hep konuşuldu. Amerika'nın güvenlik danışmanı Bolton'un yazdığı kitabında da Sayın Erdoğan'ın yaptığı ricaları ve bunun akabinde Halk Bankası ile ilgili yargı sürecini Trump'ın nüfuzundan bir takım haberler yayınlandı. Bu itibarla Amerika ile Türkiye arasında çok girift ilişkiler var ve bu ilişkiler içerisinde Türkiye'nin bunun ötesinde bir tavır koyabileceğini yine araya girmek istiyorum ama araya şöyle Turan Bey, dediniz ki Türkiye'nin iktidarında yapabileceği çok fazla bir şey yok. Niye? Sizin gücünüz, ekonomik gücünüz bir tweetle sarsılıyorsa yapabileceğiniz çok fazla bir şey kalmıyor. Ama baktığımızda AK Parti iktidarına gerçekten Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasal harekete, siyasi partiye nasip olmamış bir imkan. 18 yıldır tek başına iktidar. Biraz burada da yani 18 yıl bir ülkenin üretim noktasında, istihdam noktasında, teknoloji konusunda bu güce ulaşması gerekmiyor muydu? Orada da bir sorumluluk, çünkü Cumhuriyet tarihinde başka bir örneği yok. Bu kadar uzun süre ve bu kadar güçlü bir iktidar örneği yok. Orada da bir sorumluluk... Elbette var. Zaten bizim çıkışımız, bizim tutumumuz, tavrımız direkt bundan kaynaklanıyor. Şu rant ekonomisini bir kenara bırakın. Artık Türkiye üretime, katma değere, know-how'a, ihracata dayalı bir ekonomik modele geçsin. Bu kolay bir iş değil. Uzun zaman içerisinde gerçekleşebilecek bir politika. Maalesef bunu seçmek yerine Türkiye yine paradan para kazanma veya faizle ve borçla çevrilen bir düzeni tercih etti. Ve bu düzen neticesidir ki Türkiye beton ekonomisine teslim oldu. Ve bugün yollarını, hastanelerini, köprülerini, alt geçitlerini vesairelerini yine kiralama yöntemiyle ve uzun yıllar gelecek nesilleri borçlandıran bir mentaliteyle kurdu. Bu tabii Türkiye'yi aslında gelecek 10 yıllar içerisinde de ciddi manada ipotek altına aldı. Ben o videoda da gördüğünüz gibi siyasete girdiğim ilk günden beri hep milli bir ekonomik modeli savundum. Üretime dayalı bir ekonomik modeli savundum. İstihdama dayalı bir ekonomik modeli savundum. Bu itibarla bu tercih edilmediği için zaten aramızda bir ayrışma çıktı ve o gün de eleştirdim, bugün de eleştiriyorum. 18 yıl boyunca Türkiye'de yapılabilecek çok şey vardı. Hakikaten çok şey vardı. Birçok kit satıldı. Türkiye'nin birçok değeri öyle ya da böyle yabancılara verildi ve inanılmaz bir para elde edildi ya da edilmesi gerekiyordu. Onun ötesinde borçlar bildiğiniz gibi katlanarak arttı ama şu anda
inanılmaz bir işsizlik var, inanılmaz bir istihdam açığı var ve korkunç bir cari açık var. O günden bugüne katlanarak büyüyen bir cari açık var. Yine aynı şeyi söylüyorum, bu bir rant düzenidir. Bu rant düzeni makul politikalarla, akıllı politikalarla değiştirilmediği sürece Türkiye'nin bir ekonomik felaketi yaşaması kaçınılmaz. Evet. Sayın Çömez, 1 Mart'tan sonra 1 Mart'ın millet olduğunu söylediniz, tabii ondan sonra çok önemli bir olay yaşandı. Yani çuval hadisesi biliyorsunuz çok önemli bir olay. Milletvekilleri Sayın Çömez gibi işte bu tezkereye karşı çıkanlar olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri de tabii ne oldu? Amerika'nın hedefi haline geldi. Ne oldu ondan sonra 4 Temmuz'da bir çuval hadisesi yaşandı. Tabii daha sonra detaylarını öğrendik ki bu sadece bir çuval hadisesi değil. Özellikle o bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin topladığı istihbaratları ele geçen Amerika'nın Türkmen liderleri öldürdüğünü de biliyoruz. Yani açıkça öldürdüler, o liderleri katlettiler. Bunlar yazılı, bunlar gerçek olan şeyler. Bunları da altını çizelim. Yani o tezkere dediği gibi Turan Bey çok önemli. Amerika'nın hedefe oturttuğu isimler, kesimler ayan beyan ortada. Fakat o dönemlerde Turan Bey siyaseti bıraktığı zaman, istifa ettiği zaman Sayın Abdullah Gül'ün kendisini aradığını, siyasete devam etmesi gerektiğini, önemli bir isim olduğunu söylediğini biliyoruz, ilişkilerini biliyoruz. Daha sonraki süreçte Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül biliyorsunuz yakın dönemde çok konuşulan bir isim haline geldi, tartışılan bir isim haline geldi. Bu konu siz Sayın Abdullah Gül'ü hiç görüştünüz mü? Size siyasete girme noktasında bu yeni dönemde, bu süreçte ya daha öncesinde ya da bu süreçte herhangi bir telkinde bulundu mu? Ya da görüşüyor musunuz kendisiyle? Fikir alışverişinde bulunuyorum dediniz programın ilk başında Türkiye'deki çeşitli isimlerle. Ben bu dönem kapanırken, yani ilk milletvekilliği dönemim kapanırken topluma açık bir beyanatta bulundum. Bir mesaj verdim ve dedim ki bu şartlar altında ben inandığım şekilde siyaset yapma imkanım yok ve yollarımı ayırıyorum. Ve bu yol ayrımından sonra Sayın Gül beni aradı ve görüşmek istediğini söyledi. Kendisiyle buluştuk ve burada çok mahrem şeyler de konuştuk. Açıkçası onları çok deklare etmek istemem. Sayın Gül'le ben bir görüşme yaptım ve Sayın Gül bana siyasete olmam gerektiğini, beni takdir ettiğini ve beraber yol yürümek istediğini söyledi. Ve ben yine bunu hiç kimseyle paylaşmadım. Kendisine dedim ki benim asıl kaygılarım yolsuzlukla ilgili ve dış politikayla ilgili. Bunları da açıktan eleştirdim ve bunlarla ilgili de tavrımı ortaya koydum. Siz yarın şartlar değiştiğinde ve daha etkin bir rol üstlendiğinizde bunlarla yeteri kadar mücadele edebileceğinizi ve gerçek bir dönüşüm, değişim yaşatabileceğinizi düşünüyor musunuz dedim. Aldığım cevap beni tatmin etmedi ve bu sebeple dedim hayır, ben bu şekilde yola devam etmek istemiyorum ve o dönemde onun yaptığı teklifi kabul etmedim. Daha sonra kendisiyle bir temasımız olmadı. Özellikle Ergenekon sürecinde bir cumhurbaşkanı olarak bütün her şeyi bilmesine rağmen takındığı tavır beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Ergenekon'un bir kumpas olduğu, bu davaların neden kurgulandığı artık bilinen bir gerçekti. Bunu tabandaki insanlar biliyorken hükümetin veya devletin en tepesinde olan ismin bilmemesi mümkün değil. İstihbarat elinde, devletin bütün enstrümanları emrinde. Bu itibarla onun bundan haberdar olmamış olmasını ben düşünemiyorum ve kabul edemiyorum. Bu itibarla Ergenekon döneminde Abdullah Bey'in kayıtsız kalması ve bu süreci sadece izleyerek geçirmesi, sadece kendi şahsım adına değil ya da bu davada mağdur olan insanlar adına değil, ülke adına büyük bir tarihsizlik olarak görüyorum. Bu itibarla kendisiyle hiçbir irtibatım olmadı. Sanıyorum aramızda bir fikir ayrılığı olacağını kendisi de bildiği için böyle bir teklifle gelmedi. Ya da herhangi bir temas olmadı benimle. Olsaydı da zaten cevabım hayır olurdu. Peki buradan bir yatay geçiş yapmış olalım. Gökçen başlatmış oldu. Yeni oluşumlar. Tabii bu isimler de siz her ne kadar daha sonra AK Parti içerisinde dile getirdiğiniz eleştiriler nedeniyle daha erken bir ayrılış söz konusu oldu ama son dönemde AK Parti'de bir çözülmeden bahsediliyor. Yani işte Sayın Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi, yine Sayın Babacan'ın kurduğu Deva Partisi. Bir, bunu nasıl, yeni oluşumları nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi, AK Parti ile bu yeni oluşumlar arasında şöyle bir polemik var. Bir dönemin sanki iyi yanlarını herkes kendisine mal etmeye çalışıyor.
kötü yanlarını da muhatabına. Örnek veriyorum, Sayın Cumhurbaşkanı açısından AK Parti iktidarındaki bütün başarısızlıkların nedeni ayrılanlar, çözülenler, farklı bir yola gidenler ama başarıların hepsi Sayın Erdoğan. Ama tersinden baktığımızda ayrılanlar açısından da bütün başarılar kendilerine ait. Ama iktidar, bütün sıkıntılar da iktidardan kaynaklanıyor. Siz her iki tarafı da değerlendirebilecek bence isimlerden birisiniz. Çünkü en başından beri sürece şahitsiniz. İlk başta tırnak içinde söylüyorum, beraber ıslanırken siz de vardınız orada. Siz dışarıdan baktığınızda bir bu çözülmeyi nasıl okuyorsunuz, yeni oluşumları nasıl okuyorsunuz? Bu karşılıklı birbirine başarıyı sahiplenme, başarısızlığı diğer tarafa ihale etme çabasını samimi buluyor musunuz? Ne yazık ki manzarayı üzülerek izliyorum ve bu konuşmaları, bu ifadeleri, bu siyasi çırpınışları samimiyetten uzak buluyorum. Siyaset bir yürek işidir. Siyaset bir samimiyet işidir. Çünkü siyaset birey için yapılmaz, beklenti için yapılmaz, menfaat için yapılmaz. Millet adına yapılır, milletin istikbali adına yapılır, milletin faydasına yapılır ve samimiyetle yapılır. Düşüncelerinizi çıkar söylersiniz ve yaptığınız hizmet millet tarafından takdir görürse yolunuza devam edersiniz. Siyaset yapmak için ya da millete faydalı mesajlar verebilmek için illa parlamentoda olmanız veya o makamlarda olmanız da gerekmez. Bakın ben uzun yıllar sürgünde yaşamış, birçok şeyle öyle ya da böyle karşılaşmış ve düştüğü yerden yeniden kalkmış bir insanım. Bugün siyasi hiçbir bağım yok, hiçbir nosyonum yok, hiçbir sorumluluğum da yok. Ama bugün milletime, insanlarıma, sevdiklerime, toplumuma mesaj verebiliyorum. Sizin aracınızla bir mesaj verebiliyorum. Bu itibarla siyaset bir niyet işidir, samimiyet işidir. Şimdi Sayın Babacan'ı ben 2000 yılından beri tanırım. Daha öncesinden de bilirim ve yakın bir dostluğumuz olmuştu siyaset ilk başladığı dönemde. Kendisi 13 yıl kadar çok önemli makamlarda bulundu ve çok genç yaşında Sayın Erdoğan tarafından çok büyük sorumluluklar verilerek hem takdir edildi hem de taltif edildi. Ve Sayın Babacan'ın bugün Türkiye'nin geldiği noktadaki yaptığı eleştirilerden sorumlu olmaması düşünülemez. Sayın Babacan diyor ki 2019 yılında Şubat ayında ben artık bu işin yürümeyeceğine karar verdim ve yeni bir parti kurmak için yola çıkılması gerektiğine inandım diyor. Şimdi 2001-2000 ve 2019 yılı arasında neredeyse 20 yıllık, 19 yıllık bir süre geçmiş ve siz bu ülkede yaşanan her şeyin altına imza atmışsınız, onay vermişsiniz ya da sesinizi çıkartmamışsınız ve bu ekibin içinde olmuşsunuz. Ve bugün kalkıp şunu derseniz, o dönemde yaşanan bütün iyi şeyler benim, olumsuzluklar da Sayın Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin, bu siyasi etiğe yakışmaz. Ali Babacan'a net mesajım şu, birçok hataların oldu, birçok yanlışların da oldu. Özür dilemesini bilmeli, hatasını kabul edebilmesini bilmeli. Bu bir erdemdir. Ve bu hatalarından ders alabildiğini ve bir daha bunları tekrarlamayacağını ifade edebilmesini bilmeli. Siyaset bunu gerektirir. Bu itibarla Ali Babacan'ın Deva Partisi'nin ben gerçekten bir deva olacağına inanmıyorum. Belki bir heba olabilir ama deva olacağına. Biz diyor ama şöyle bir geçen hafta biz kendisini konuk ettik. Turan Bey, kendisini konuk ettik. Diyor ki biz parti içerisinde bu yanlışların olmaması, yapılmaması için mücadele verdik ama bunu parti etiği açısından dışarıya yansıtmadık. Parti içerisinde mücadelemizi verdik diye bir savunması ifadesi var. Şimdi çok kritik olmayan, çok hassas olmayan konularda tabii ki siz parti içerisinde bir etik mücadele verirsiniz, görüşünüzü beyan edersiniz ve siz o görüşünüzü tasvip ettiremeseniz bile öbür görüşe saygı duyarak yolunuza devam edebilirsiniz. Bu bir noktaya kadar anlaşılabilir ama eğer içinde bulunduğunuz yapı çok makro hatalar yapıyorsa ve bu yapılmış hatalar gerçekten ülkeyi rayından çıkartıyorsa, istikametinden çıkartıyorsa ve uzun vadeli ülkeye büyük faturalar ödetecekse bunu artık kalkıp siz parti ahlakından, parti etiğinden, devlet edebinden bahsederek örtemezsiniz. Bu bir sorumluluk değil, bu bir anlamda vebal olur sizin için. Siz 1 Mart tezkeresinde kalkıp onay vereceksiniz. Sonra kalkıp diyeceksiniz ki işte ben aslında öyle demek istemedim.
işte o gün böyle bir şey olmadı. Bu olmaz. Bugünkü ekonomik düzenin mimarı bana göre IMF'in dayattığı, 2001 yılında dayattığı projelerin devamı olan bir süreçtir. Ve bu sürecin temel enstrümanı Ali Babacan'dır. Şimdi eğer Ali Babacan bugün kalkıp da Türkiye'de işsizlik var, Türkiye'de ekonomi iyi gitmiyor, Türkiye'de bir şeyler kötü gidiyor derken geçmiş 15 yılını heba ediyorsa ve elinin tersiyle bir kenara itiyorsa, sonra da yaptığı işlerle ilgili pozitif şeyleri insanlara anlatmaya kalkıyorsa bunun toplumsal karşılığı olmaz. Özünde iyi bir insandır, birikimi vardır, deneyimi vardır, siyasi olarak ahlaklı bir insan olduğuna inanıyorum. Ama duruş itibariyle yanlış yerde durmuştur ve attığı adım itibariyle güvenilir bir adım da değildir. Ha, memlekete nasıl bir netice verebilir? Bugün rakamlar gösteriyor ki %2'lerde, %3'lerde bir oy potansiyeli var. Ben bunun seçim zamanı biraz daha artacağını düşünüyorum. Çünkü seçim atmosferinde o hareketli dönemde insanların beklentileri biraz daha artar ve şekillenir. Bu esnada artış belki AK Parti'ye zarar verecek ama ben Ali Babacan'ın Deva Partisi'nin sadra şifa olacağını düşünmüyorum ve heba edilmiş bir parti olarak görüyorum, evet. Açıkçası. Benim bireysel görüşüm böyle. Sayın Çömez, tabii siz ekonomi olarak o vurgu hakikaten çok, üretim ekonomisi diyorsunuz. Zaten biz sizin duruşunuzla bugünkü sürecin özellikle Ali Babacan ve ekibinin farklı kulvarlarda olduğunu görebiliyoruz ki sizin zaten tutarlı bir serüveniniz var Türk siyasi hayatında, ideolojik olarak, duruş olarak. Peki sizin dış politika analizlerinizi de ben takip ediyorum. Yer yer faydalanıyoruz onlardan. Tabii Ahmet Davutoğlu da bir figür olarak Gelecek Partisi olarak Türk siyasetine girdi. Türk siyasetinde var. Suriye meselesi çok konuşuldu, hala konuşuluyor. Daha da konuşulacak anlaşılan, onu görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin büyük bir bagajı oldu artık Suriye. Nasıl olacak, nasıl bitecek? Aslında çok çok konuşuyoruz ama gazeteci olarak biz de çok konuşuyoruz. Anlamaya çalışıyoruz ama kimse de kesin ve ne şekilde çözüleceğini bilmiyor. Şimdi tabii Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan derken bir ekonomik bir bagaj koyuyoruz Sayın Ali Babacan'a. Siz de söylediniz, AK Parti özellikle bu ekonomi politikasını değiştirmeliydi dediniz ki 2007 yılında söylüyorsunuz bunu. Peki dış politika açısından baktığımız zaman Ahmet Davutoğlu'nu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Yani Suriye meselesi var. İşte biraz önce 2007'de Doğu Akdeniz diyorsunuz. Bugün çok önemli bir süreç yaşanıyor yanı başımızda. O çevreyi nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Ahmet Davutoğlu ve ekibini ve söylediklerini, argümanlarını? Çok teşekkür ederim. Yine ifade edeceğim. Benim ekonomik bir uzmanlığım yok. Ekonomi uzmanı değilim. Dış politika uzmanı da değilim. Gerçi bir süre İngiltere'de kaldığım dönem içerisinde uluslararası ilişkilerde bir master dönemim de oldu ama o kadar uzun sürmedi. Dolayısıyla çok ciddi bir tecrübem olduğunu söyleyemem. Sayın Çömez, hiç sıkıntı değil. Niye diyeceksiniz? Yani uzmanları da gördüğümüz için çok böyle anlayışlı uzmanları da gördüğümüz için o konuda müşteri olunuz. Lütfen konuşun. Hiç sıkıntı yapmayın. Yani biz anlayan uzmanları da gördük. Bence Gökçen şunu söylemek istiyor Turan Bey. Yani biz öyle dönemler, günler yaşıyoruz ki olimpiyat şampiyonu kişi olarak hiç problemimiz yok. Hepimiz gururlandık. Ama olimpiyat şampiyonu bir güreşçinin banka yönetim kurulu üyesi yapıldığı bir dönemde sizin dış politika değerlendirmeniz bence o kadar garipsenecek bir şey değil. O konuda tevazu göstermeye gerek yok. Haklısınız. Yani liyakat çok önemli bir konu gerçekten. Liyakat hem inandığımız dinin temel prensipleri arasında yer alıyor hem de modern dünyanın kabul ettiği bir argüman aslında. Türkiye maalesef bu özelliğini de kaybetti. Çok kısa bir örnek vereyim İngiltere'den. Burada liyakat çok esastır, çok önemlidir. Benim çalıştığım hastanede 5000 kişi çalışıyor, bir üniversite hastanesi ve hastane departmanları içerisinde çok önemli mevkilerde hep yabancılar var. Hiç kimse demiyor ki bu Müslümandır veya işte bizdendir, değildir veya başka bir ülkenin vatandaşıdır demiyor. Kim işini iyi yapıyorsa, kim işinde en iyiyse en iyi noktalara ve en doğru noktalara o getiriliyor. Dolayısıyla liyakat konusu Türkiye'nin önemli problemlerinden bir tanesi. Maalesef bugün AK Partili olmakla liyakatli olmak eş anlamlı hale geldi ve bu ülke için büyük bir zaaf gerçekten. Bunu da ifade etmek istiyorum. Dış politikaya geldiğimizde evet ben Sayın
dışişleri, zamanın Dışişleri Bakanı ve danışmanı olan Sayın Davutoğlu'yla bir sürede çalıştım. Ben milletvekiliyken kendisi danışmandı ve bu esnada bazı yurt dışı seyahatlerinde de bulundu kendisiyle. Bu itibarla Sayın Davutoğlu'nun teorik olarak ortaya koyduğu düşünceler çok güzeldi ama teoriyle pratik ne yazık ki birbiriyle hiç örtüşmedi. Sayın Davutoğlu yola çıkarken komşularla sıfır sorun politikasıyla ve söylemiyle yola çıktı. Maalesef biz bugün komşularımızla sıfır çözüm noktasına geldik. Şöyle bir coğrafyaya baktığımızda bizim sırtımıza uzun yıllar çok büyük külfetler getirecek sorunlarla karşı karşıyayız. Yine videoya atıf yapmak istiyorum. Bakın bundan 13 sene önce daha ortada Akdeniz petrolleri konuşulmazken, mavi vatan kavramı kimse tarafından telaffuz edilmezken ben kalktım dedim ki eğer Lübnan'a bir asker gönderiyorsanız, burada bir hesap içerisine girdiyseniz ne olursunuz? Bu coğrafyadaki, bu bölgedeki büyük petrol rezervleriyle ilgili bir politik vizyonunuz da olsun. Bunun adımlarını atın. O zamanlar kimse bunlardan bahsetmiyordu. Bu itibarla dış politika çok uzun vadeli yapılan, uzun projeksiyonlarla yapılan bir politikadır. Ve siz bir günlük, bir yıllık, beş yıllık, on yıllık değil, 50 yıllık, 100 yıllık politika yaparsanız bu coğrafyada güçlü olursunuz. Şimdi gelelim Suriye'ye. Suriye çok farklı etnik gruplardan oluşan, özünde Müslüman ama farklı etnik gruplardan oluşan bir devletti. Ve daha düne kadar biz sınır komşumuzla çok iyi ilişkiler içerisindeydik. Bu çok da güzel bir şeydi aslında. Bakın ben Avrupa'da yaşıyorum ya da Avrupa Birliği içerisinde hala olan, henüz çıkmamış, resmi olarak çıktı ama fiili olarak çıkmamış bir ülkede yaşıyorum. Avrupa'yı baştan başa geçerken hiçbir gümrük kontrolü yok, sınır kontrolü yok ve çok iyi bir ekonomik model oluşturulmuş burada. Siz çok önemli bir coğrafyada komşularınızla böyle bir iyi ilişki adımı atarken nasıl bir anda düşman oldunuz? Ve bu kadar karmaşık bir coğrafyada bu adımları atarken neden 5 yıl, 10 yıl, 50 yıl, 100 yıl sonrasını hesap etmediniz? Suriye ile bizim aramızda var olan bu iyi ilişki bir anda düşmanlık ilişkisine dönüştü ve çıkan iç savaşta biz maalesef yanlış bir tutum içerisine girdik ve bu tutumun faturası bize şu anda 5 milyon mülteci, şu ana kadar zikredildiği kadarıyla 50 milyar dolarlık bir maliyet. Bu bugünün maliyeti. Bu maliyet önümüzdeki yıllarda katlanarak artacak. Sadece ekonomik değil, sosyal olarak da bizim üzerimize çok büyük bir külfet getirecek. Öte yandan Irak'a baktığımızda, Irak'ta bambaşka bir yapı var artık. Kuzey Irak'ta kurulmuş de facto bir devlet var. Avrupa'nın tanıdığı, neredeyse tanıdığı bir devlet var. Ve biz uzun yıllar yalpalayan ilişkilerle yine Irak'ta doğru adım atamadık ve bunu kendi lehimize çevirecek politikalar üretmedik. İran'la ilişkilerimiz hep inişli çıkışlı oldu ve Suriye ile ilgili takındığımız tavır münasebetiyle İran'la biz bugün şu anda güvensiz bir ilişki içerisindeyiz. Keza Rusya ile evet bir takım alışverişler yaptık. Gerçi 2,5 milyar dolar ödeyerek S-400 vizelerini aldık ve onların da büyükelçileri çok aşağılayıcı bir şekilde isterseniz alın bunu boru yapın veya istediğinizi yapın biz artık paramızı aldık ve ürünleri size sattık dedi. Ve Suriye, Rusya ile de inişli çıkışlı ilişkiler içerisinde olduk ve güvensiz bir ilişki içerisinde olduk. Yine Yunanistan'da bildiğiniz gibi sürekli frontman halindeyiz, çatışma halindeyiz ve Akdeniz petrolleri ile ilgili de kendimizi güvenli bir noktaya taşıyamadık. Bugün Avrupa ciddi bir üzerimize baskı koymuş durumda. Mültecilerle ilgili Türkiye bir göç yolu haline geldi, bir geçiş yolu haline geldi. Bizde kalanlar kalıyor, gidenler hayatlarını riske ederek Ege Denizi'ni veya sınırları geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Bugün Türkiye Libya'da bir adım attı ama Libya'da attığı adımın faturaları ve yansımaları şimdilik olumlu gibi görünmekle beraber bize yükleyeceği çok büyük maliyetler de olacak gibi görünüyor. Evet Libya'da Türkiye'nin desteklediği taraf bugün biraz mesafe almış gibi görünüyor ama karşı tarafta Rusya var, Avrupa var ve öte yandan geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi Mısır bir açıklama yaptı ve dedi ki eğer Türkiye böyle devam ederse ben sınır güvenliğimi korumak için müdahale yaparım. Bu bizim kucağımızda yeni bir ateş topu. Yine geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız Suudi Arabistan bir açıklama yaptı ve Türkiye'den mal ithalatını büyük ölçüde engelledi. Bütün bunlara baktığımız zaman bir zamanlar bölgesinde hakikaten güvenilir bir abi pozisyonunda olan Türkiye bugün politikaları itibariyle tartışılan
güvenilmez ve sorgulanan bir ülke haline geldi ve daha küçük devletler tarafından bile rahatlıkla üzerine inisiyatif uygulanan, kullanan bir ülke haline geldi. Eğer siz etrafınızda bu kadar güvensiz komşularınız varken onlarla ilişkilerinizi geliştirmek yerine çatışma ortamını arttırıyorsanız, diplomatik olarak çalışma ortamını arttırıyorsanız, bu hem güvenlik noktasında hem de ekonomik olarak size çok büyük maliyetler yükleyecektir. Bu itibarla ben Türkiye'nin yalpalayan bu dış ekonomik vizyonunu da o günlerde de eleştirdim, bugünlerde de eleştiriyorum ve maalesef Türkiye yine uzun yıllar kucağında bulacağı sorunlar yumağıyla uğraşmak zorunda kalacak. Hatırlayacaksınız, AK Parti yeni kurulduğu zaman milli görüşten ayrılan bu yapı birçok değişikliği de kendi bünyesinde hayata geçirdi. Bu gömlekleri çıkartıp dedi. Önce ekonomik olarak bir değişiklik içine gitti. Neydi bu ekonomik değişiklik? İşte daha çok IMF politikalarıyla uyumlu bir modeli benimsedi. Eski savunulan veya Erbakan döneminde savunulan bir takım ekonomik modelleri, milli ekonomi modelini terk etti. Buraya kadar tamam. Onun dışında yine dış politik vizyon, çok iyi bildiğiniz gibi Sayın Erbakan döneminde atılmış bir takım modeller vardı, politik açılımlar vardı, D8 gibi. Bunlar da terk edildi veya bir şekilde askıya alındı ve bunun yerine yine biliyorsunuz Roma'da malum papazın önünde atılan bir imza ile Avrupa Birliği yolculuğu başladı. Fakat son zamanlarda görüyoruz ki Sayın Erdoğan başta olmak üzere yine bir takım politik değişiklikler söz konusu. İslam ekonomik modelinden bahsediliyor. Komşularla ilişkiler için ciddi adımlar atılmaktan bahsediliyor. Ama geldiğimiz nokta itibariyle ben genel olarak değerlendirdiğimizde hem ekonomik hem de dış politik olarak büyük zaaflarla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Tam burada önemli ayrıntılara değindiniz yine ama sistem tartışmaları da ama onun öncesinde İslam ekonomisi çıkışı bir şey değişikliğim var. Yani gömleği tekrar geri giymeye çalışıyoruz görüntüsü mü vermeye çalışıyorlar? Biraz o çıkış çok tartışıldı ama söylemle eylem çok örtüşmüyor sanki. Mesela ben tam rakamı şu an hatırlayamıyorum ama sadece bu sene faizi ödenecek rakam 132 milyarın üzerinde. Sadece bu yıl için söylüyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yine Türkiye'de en çok konuşulan, tartışılan şeylerden biri israf. Mesela bu kampanya sürecinde biz bize yeteriz Türkiye'm diye kampanya başlatıldı. Ama o hassasiyetin iktidarın politikalarına yansımadığı noktasında eleştiriler de ortaya çıktı. Yani vatandaştan fedakarlık beklenirken iktidarın itibardan tasarruf olmaz yaklaşımının devam ettiği noktasında muhalefetin sert eleştirileri oldu. Biraz daha açabilir misiniz? Yani İslam ekonomisi çıkışı ne anlam ifade ediyor? Bunu şu yüzden soruyorum. Çünkü sürede çok hızlı geçiyor. Siz sadece siyaseten değil, kişisel olarak da Sayın Erdoğan'ı iyi tanıyan isimlerden birisiniz. Yani uzun süre özel kalem müdürlüğünü yaptınız. Birebir çalıştınız. Ne düşünüyor olabilir? Biraz bunu anlamak istiyorum yani. İslam ekonomik modeliyle ilgili söylemleri tek başına değerlendirmek yerine fotoğrafın bütününe bakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Son zamanlarda siz de yakından takip ediyorsunuz birçok araştırma kuruluşu, anket kuruluşu AK Parti'de ciddi bir oy kaybının olduğunu vurguluyor ve son gelen rakamlarla AK Parti'nin oy oranının %30'lar civarında olduğu ifade ediliyor. MHP'yi de buna kattığınızda önümüzdeki dönemde iktidar bloğunun %40 civarında bir oy alabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan bir kilit parti olan HDP'yi dışarıya çıkartırsak yine muhalefet bloğunun da %40-45 arasında bir bantta olduğu söyleniyor. Bu itibarla AK Parti'nin önümüzdeki dönemde çok kritik bir sınavı olacak ve Sayın Erdoğan iktidarı asla bırakmak istemeyecek. Bu sebepledir ki ben Ayasofya tartışmalarının yeniden gündeme geldiğini, İslam ekonomik modelinin yeniden tartışmaya açıldığını düşünüyorum. Ve bu anlamda hem
kendisine sadık olan muhafazakar oy kitlesini konsolide etmek, hem de bir şekilde muhalefet bloğunu parçalamak istediğini düşünüyorum. Çünkü muhalefet bloğu içerisinde eğer muhafazakar kişileri ve İyi Parti'yi bir şekilde kırabilirse veya bir şekilde saf değiştirtebilirse yine AK Parti'nin önü açılacak. Yani ben bu son dönemlerde yaşanan bu önemli blok düşünce değişikliğini, politika değişikliğini önümüzdeki döneme yatırım olarak algılıyorum. Tabii İslam ekonomik modeli dendiğinde yine söylüyorum, ben ekonomist değilim ama İslam ekonomik modeli alın terine ve üretime değer veren bir modeldir. Ancak çalıştığınız kadarı vardır sizin için. Fakat biz bugün bu modelle hiç alakası olmayan bir şeyi benimsiyoruz ve dışarıdan aldığımız parayla ve faizle hayatını idame ettiren ve aldığı parayı betona gömen bir ekonomik modeli benimsemiş durumdayız. Bu itibarla Türkiye'nin şu anda uyguladığı politikanın İslam ekonomik modeliyle veya üretime dayalı, katma değere dayalı, alın terine dayalı bir ekonomik modelle hiç ilgisinin olmadığını net olarak söyleyebilirim. Şimdi uzun yıllar burada yaşamanın verdiği bir başka vizyon da oldu bende. Hep insanların kafasında işte Avrupa büyük devlettir, devletler topluluğudur, İngiltere güçlü bir devlettir. İnanın öyle değil. Yani ben Türkiye'den ayrı yaşadıktan sonra bu coğrafyayı, Avrupa coğrafyasını, İngiltere'yi yakından tanıyıp gördükten sonra Türkiye'nin elindeki potansiyelin ne kadar büyük olduğunu daha iyi anladım. Eskiden bu söylenirdi ama hep bir söylem olarak kalırdı. İnanın çok büyük bir ülkeyiz. İnanın çok zengin bir ülkeyiz. Altı da üstü de inanılmaz zenginliklerle dolu bir ülkeyiz. Sadece ve sadece yapmamız gereken bunları doğru düzgün kullanabilmek. İnsanlar arasındaki fitneyi ortadan kaldırabilmek. İnsanlar arasındaki çatışmayı ortadan kaldırabilmek. Ve aynı doğrultuda, aynı yöne doğru hep beraber yürüyebilmek. Bunun da yolu kavga ortamını bırakıp huzur ortamını tesis etmekten geçiyor. Bunu yapmamız halinde ve Türkiye sahip olduğu değerleri, bakın buna tarih deyin, kültür deyin, yeraltı zenginlikleri deyin, yerüstü zenginlikleri deyin, aklınıza ne gelirse Türkiye'nin inanılmaz zenginliği var, inanılmaz birikimi var, inanılmaz donanımı var ve Avrupa ülkelerinden hiçbirinde olmadığı kadar büyük bir insan sermayesi var. Türkiye'den yurt dışına gitmiş insanların hepsi gittiği ülkelerde büyük başarıları, İngiltere'de inanılmaz bir Türk toplumu var ve çok başarılı Türk iş adamları var. Nasıl bu insanlar bu yabancı ülkelerde, dilini kültürünü bilmediği ülkelerde bu kadar başarıya imza atabiliyorlar? Bunun sebebi sorgulanmalı. Yine söylüyorum, Türkiye çok büyük bir ülke, çok zengin bir ülke. Sadece ve sadece bu zenginleri kullanabilecek politik bir vizyona ihtiyacı var. Akla ihtiyacı var, deneyime ihtiyacı var ve samimiyete ihtiyacı var. İktidarın ne yazık ki bugün benimsediği politikalar bunlardan çok uzak ve sadece bir sonraki seçimi kazanabilme veya manipüle etmeye yönelik günübirlik politikalar var ve bunlar Türkiye'nin şifası değil. Maalesef bunlar Türkiye için bir çözüm değil, bunu söyleyebilirim. Var mı Gökten sonra? Evet, ben Ahmet Davutoğlu ilgili kısımda dış politika analizi yaptı Sayın Çömez kısaca. Yani pek o kadar Gelecek Partisi'nin çizdiği vizyondan da pek o kadar memnun kaldığını düşünmüyorum. Benim anladığım, yani benim Çömez'in, Sayın Çömez'in söylediklerinden anladığım o. Onun haricinde tabii İngiltere'de, belki biraz İngiltere'yi de konuşabiliriz Sayın Çömez. İngiltere konusunda dünyada son verdiği röportajda onu söylemişti aslında. Yeni bir dünya geliyor demişti, yeni bir gelecek demişti. Tabii hep İngiltere konuşulur, yeni bir dünya, yeni bir gelecek, dünyada ne oluyor denildiği zaman tabii akla ilk gelen ülkelerden biri de İngiltere olur tabii. Haliyle oradaki konuşmalar, tartışmalar, söylemler çok önemli. Ama tabii Amerika'da yaşanan gelişmeler var biliyorsunuz. Heykeller yıkılıyor Amerika'da, başka şeyler var. Belki bu Amerikan baharı, ya Amerikan, yani Irak'taki görüntülere evet, benzer. Tam işler sanki tam tersine dönmüş gibi. Ekonomistin kapağı da vardı mesela. Amerika'nın Kartal'la birlikte saatli bomba, saat ayarlı bir bomba. Amerika'nın mavisini alıp da sadece kırmızı bayrağı, kırmızısını koyması falan. Tabii çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Tabii İngiltere'de de farklı olaylar var. Geçen hafta sağcıların bir gösterileri falan vardı ama bu Windsor günün nedeniyle Prens Charles'ın bir açıklaması vardı. Özellikle siyahi vatandaşlara ilişkin. Biz bu bir kültür, bir zenginlik olarak ifade etmişti, bunu söylemişti. Özellikle göçmenler açısından bakılırsa. Yani bu George Floyd olayı İngiltere'de nasıl yankılandı, nasıl yankılanıyor? Belki ben biraz onu merak edebilirim. Siz yakinen takip ediyorsunuz oradaki süreci. Yani biz hep Amerika'yı konuşuyoruz ama tabii bu işin bir de beyni var. Amerika'yı kuran beyin de İngiltere. Orada nasıl yankılanıyor? Orada böyle bir farklı bir süreç görüyor musunuz? İngiltere'de yaşanacak, yaşanabilecek farklı bir süreç var mı önünüzde?
Ben İngiltere'de önümüzdeki aylarda ve yıllarda büyük bir kırılma beklemiyorum. Belki Amerika'da olabilir ama İngiltere'de böyle bir kırılmanın olacağını düşünmüyorum. İngiltere köklü gelenekleri olan ve birçok şeyi önceden öngörebilen bir ülke. Bakın, İngiltere çok zengin ve büyük bir ülke demiyorum. İngiltere çok planlı bir ülke, organize bir ülke. Evet, burada büyük olaylar oldu, büyük yürüyüşler oldu, nümayişler oldu. Ve insanlar sokaklara döküldü ağırlıklı olarak, demokratlar, solcular, azınlıklar ve Amerika'da yaşanan George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan olayları ve Amerikan hükümetini protesto ettiler. Bu ülkeye ne zaman Amerikan başkanı gelse, Trump gelse, İngiltere'de, Londra'da sokaklar dolar taşar ve insanlar bunu eleştirir. Ve İngiltere buna hiçbir zaman da olumsuz bakmaz. Hükümet, evet hakkınızdır, tabii ki çıkın, yürüyün, düşüncelerinizi söyleyin ama sosyal mesafeye uyun dedi ve insanları bu anlamda teskin etti. Yine uzun yıllar İngiltere'de kölelik prosesini başlatan, kölelikle ilgili süreci başlatan bir kişinin heykeli yakılarak nehre atıldı. Bu da İngiltere için tarihi bir dönüm noktasıydı. Dün yine CNN'de takip ettiğim bir haber çok ilgimi çekti. New York'ta Doğa Tarihleri Müzesi'nin önünde çok önemli bir heykel vardır. Roosevelt'in heykeli ve Roosevelt bir at üzerinde çok kibirli bir şekilde yürürken sağ yanında bir yerli, yani kızılderili, sol tarafında da bir zenci vardır. Bu bir anlamda ben sizden üstünüm, beyaz olarak bu ülkenin sahibiyim ve sizden üstünüm mesajını veren psikolojik bir heykeldi. Dün itibariyle bu heykeli kaldırdılar. Yani Amerika ve İngiltere gelişmeleri zamanında okuyup pozisyon alabilen ülkeler. Bu itibarla İngiltere'de büyük bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. İngiltere çok köklü gelenekleri olan, diplomasi ve istihbari gücü çok büyük olan bir ülke. Tabii ki sorunları da var, birçok sorunları da var. Ama Amerika'daki gibi bir sürecin olacağını düşünmüyorum. Fakat önümüzdeki 10 yıl içerisinde Amerika büyük kaoslarla uğraşacak. Bunu gördüğümü söyleyebilirim. Ve Amerika'daki bu yeni dünya düzeniyle ilgili yaşanacak gelişmelerin hepimizi etkileyeceğini de söyleyebilirim. İşte tam bu noktada, tam korona sonrası dönemde, yeni dünya düzeninin tartışıldığı bir dönemde, kağıtların yeniden dağıtılacağı bir dönemde, pozisyonların yeniden alınacağı bir dönemde Türkiye'nin oturup şunu düşünmesi lazım. Biz nereye gideceğiz? Ne olmak istiyoruz ve nasıl bir ülke olmak istiyoruz? Türkiye'nin kurtuluşu demokratik bir ülke olmaktan geçiyor. Türkiye'nin kurtuluşu hukuk düzeninin hakkaniyetle çalıştığı bir ülke olmaktan geçiyor. Ve en az bunlar kadar önemli, toplum içerisinde var olan, toplum kesimleri arasında var olan bu nifak tohumlarının, bu çatışma görüntüsünün ortadan kalkmasından geçiyor. Eğer biz bunu başarabilirsek, inanıyorum ki önümüzdeki 10 yıllar içerisinde Türkiye yine coğrafyasında büyük bir ülke olacak ve parlayan bir yıldız olacak. Ben içinde bulunduğumuz ekonomik sorunları inanın o kadar çok önemsemiyorum. Borcunu da önemsemiyorum. Şu anda artmış işsizliği, Türkiye'nin 10 yıllarını ipotek altına almış gelecek borçlanmayı da çok fazla önemsemiyorum. Çünkü biliyorum ki Türkiye'nin sahip olduğu değerler, bu borçların hepsini çok kısa süre içerisinde halledebilecek kadar zengin ve Türkiye'nin yeraltı, yerüstü kaynakları bütün bu sorunlarını halledebilecek kadar güçlü. Hepsinden önemlisi, inanılmaz bir toplumumuz var. Bakın, yaşlı bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Burada insanlar Türk insanı kadar çalışkan değil, Türk insanı kadar dinamik değil, Türk insanı kadar üretken değil ve bu kadar fedakar değil. Böylesine dinamik bir toplum, böylesine üretken, fedakar, cevval bir toplum nasıl olur da enerjisini toprağa boşaltır? Ve dünyanın en zengin coğrafyasında yaşayan bu toplum nasıl olur da fakirlik içerisinde, yoksulluk içerisinde yaşamaya mahkum edilir? İşte bu sorumluluğu olan insanlar tarafından her gece yatarken sormaları gereken bir soru. Turan Bey, sürenin son 5 dakikasına girdik. Birkaç da soru var. O yüzden bu bölümü biraz daha seri geçersek iyi olacak. Ama İngiltere'yi konuştuğunuz için pandemi sürecinde de İngiltere Türkiye'nin de gündemine geldi. Türkiye'de İngiltere'nin gündemine geldi. Biraz o işte biz Türkiye'de tabii şöyle bir hava esti. Biz yani o kadar güçlü ve büyük bir ülkeyiz ki İngiltere'ye bile yardımda bulunduk pandemi sürecinde diye maske gönderildi, tıbbi yardım malzemesi gönderildi. İngiltere bile bizi kıskanıyor, yani o aktüel ifadesiyle söyleyeyim. Gerçekten böyle mi? İngiltere bizi kıskanıyor mu? Bir de yine pandemiyle ilgili biz
en başarılı ülkeyiz, pandemi sürecini yöneten en başarılı ülkeyiz deniyor iktidar tarafından, muhalefet buna katılmasa da. Ama mesela aynı Avrupa, sizin bahsettiğiniz Avrupa, işte adaletini de hukukunu da övüyorsunuz ama öbür taraftan mesela Türkiye'yi risk alanı olarak ifade etti ama en kritik süreci yaşayan İspanya ile İngiltere arasında yeniden turizm şeyi başlattı, gidiş gelişleri başlatıldı. Bütün bunları özetle, zor biliyorum uzattım ama nasıl okuyacağız? İngiltere'den bakınca nasıl anlamamız gerekiyor? Tabii fotoğrafın bütününe bakmak lazım. Türkiye'de hükümetin bu dönemi, bu süreci yönetmesiyle ilgili takındığı tavır tartışılabilir. Eksileri vardır, artıları vardır ama genel olarak baktığınızda hükümetin aldığı sıkı kararlar ve özellikle sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlık göstererek ortaya koyduğu tavır münasebetiyle sonuç olarak Türkiye bu süreçten iyi bir sınav vererek çıkmıştır. 5.000'lere yakın bir maalesef can kaybıyla, hastalananları saymıyorum, bu süreçten bir şekilde kurtulmuştur diyebilirim ve bu anlamda Türkiye'nin doğru bir yolda olduğunu söyleyebilirim. İngiltere'de 40.000 civarında ölü var. Yine 30.000 gibi İspanya'da bir ölü sayısı var. Bu detaylara çok fazla girmek istemiyorum ama Avrupa'nın çok büyük hataları oldu bu pandemi sürecinde. Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleriyle ilgili Türkiye'de estirilen hava burada yok aslında. Hükümetin gönderdiği yardım malzemelerinin dışında özel sektörün yolladığı ürünlerin hatalı ortaya çıktı ve bunlar geri gönderildi. Bu da tabii Türkiye için büyük bir negatif olarak yazıldı. Günlerce gazete manşetlerinde bu haberler yer aldı. Bu itibarla yani Türkiye'deki yardımla ilgili estirilen hava İngiltere'de yok. Gelelim bu turizmle ilgili konuya. Evet, İspanya ile İngiltere arasında uçuşlar bugün başladı ve karantina uygulaması yok. Dolayısıyla Avrupa'daki en fazla ölü sayısı olan iki ülke kendi arasında uçuşları rahatlatarak bir anlamda turizmle ilgili adım atmış oldu. Peki Türkiye'ye neden izin verilmedi veya Türkiye neden bu süreçte ikinci plana atıldı? Birinci iddia, Türkiye'de verilen rakamların doğru olmadığına, istatistiklerin doğru olmadığına inanılıyor. İkincisi, ben bu ikincisine daha fazla inanıyorum. Avrupa kendi iç bünyesinde ekonomisini hareketlendirmek ve bu kritik dönemde bu pastadan Türkiye'ye pay ayırmak istemedi. Bu itibarla Türkiye'yi bir anlamda dışladılar ve maalesef Türkiye bu yaz sezonuna büyük bir beklentiyle giremeyecek ve turizm sezonu Türkiye için ölü bir sezon olacak. Bu da önümüzdeki kış sezonu ekonomik olarak Türkiye'ye ikinci bir darbe getirecek diye düşünüyorum. Evet, Gökçen var mı? Arkadaşlar, süremiz var mı? Bitti. Evet, Sayın Çömez, teşekkür ediyoruz. Gerçekten kendi adıma söyleyeyim. Özellikle bir dönemin şifrelerinin, kodların anlaşılması noktasında önemli bilgiler paylaştınız. Önümüzdeki süreçte tekrar birlikte olmayı umarak tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum size. Gökçen, sen de sorularında, yorumlarına katkıda bulundun. Sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim adıma gerçekten güzel bir program oldu. Efendim, tabii ki en büyük teşekkürü size ediyoruz. Siz olmasanız buradaki yaptıklarımızın bir anlamı olmayacak. Her zaman söylediğimiz gibi bir dönemi anlamaya çalıştık. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu problemleri bir dönemin tanığı olma adına, birebir içinden tanığı olma adına Turan Çömez'den dinlemeye çalıştık. Bunu yaparken sürçülisanımız olduysa lütfen affedin. İyi akşamlar.